Merhaba, 90 Artı'ya hoş geldiniz. Süper Lig'de 7. hafta heyecanı yaşanıyor. Gündem oldukça yoğun. Fenerbahçe günün sıcak maçında Çaykur Rizespor'a deplasmanda 3-0 yenildi. 7 haftada sadece 7 puan toplayabildi Fenerbahçe. Fenerbahçe'de Filip Kökü tartışılıyor. Maçtan sonra Başkan Ali Koç taraftara gitti, özür diledi, bir diyaloğa girdi. Bu da şu anda günün bu saatlerinde en sıcak konulardan bir tanesi. Elbette ki Beşiktaş'ın Kayserispor galibiyetini, Galatasaray'ın Erzurum karşısında aldığı 1-0'lık galibiyeti, önümüzdeki hafta oynanacak Avrupa Kupası karşılaşmalarını ve tabii bir Avrupa turunu asla ihmal etmeyeceğiz. Cenk Tosun ilk golünü attı. Mesut Özil gollerine devam ediyor. Enes Ünal'ın, Emre Mor'un performansını burada konuşacağız. Çünkü La Liga konusunda çok çok deneyimli bir konuğumuz var. Nihat Kahveci yaklaşık 8 yıl boyunca Türk futbolunu La Liga'da, İspanya'da en iyi şekilde temsil etti. Milli takımın, Beşiktaş'ın kaptanlığını yaptı ve bu akşam stüdyomuzda bu yoğun gündemi Nihat Kahveci ile birlikte konuşacağız, değerlendireceğiz. Hoş geldin yayınımıza. Hoş bulduk. Hemen başlayalım. Yani Fenerbahçe'yi bir Rize maçı üzerinden mi değerlendirmek lazım, yoksa genel olarak Kökü'nün performansına mı bakmak lazım? Ne dersin? Önce ya, maçla mı başlayalım? Şimdi bugünkü maça başlamadan önce bence genel bir değerlendirme lazım. Sezon başına dönmek lazım. Sonuçta bir önemli bir seçim. Türkiye'nin en başarılı iş adamlarından biri. Hem duruşuyla, karakteriyle, hem iş hayatıyla sevgili Ali Koç'un başkan olması Fenerbahçe camiasında tabii inanılmaz bir sevinç yarattı. Aziz Yıldırım da başkanlığı döneminde Fenerbahçe için ben çok başarılı bir başkanlık yaptığını düşünüyorum. Ama bazen bu süreleri uzattığınızda ister istemez insanlarda biraz yorgunluk yaratabiliyor. Çünkü değişiklik istiyor camialar, ki özellikle Fenerbahçe'den bahsediyorsak şampiyonluk da gelmediğinde değişiklik istiyor insanlar. Onun sonucunda sevgili Ali Koç geldi. Beklentiler çok büyüktü. O zaman için doğru bir karar olan Koku transferi, teknik direktör olarak, ki Hollanda Ligi'nde şampiyon olmuş. Hani kendini öyle ya da böyle kanıtlamış bir teknik direktördü. İşte Komoli'nin gelmesi sportif direktör olarak, yapılan transferler doğru diyebiliriz. Ama o zaman için doğru. Şimdi 7 haftalık bir süreç geçtiğinde Fenerbahçe ligin 14. sırasında 7 maçta 7 puan toplamış. Bu maç başı 1 puan anlamına ve bunu devam ettirdiğin takdirde küme düşme potasında olabilecek bir istatistik. Bunların hepsini de geçelim. Sonuçta bir hafta önce derbi oynandı. Kendi saha ve seyircisi önünde. Geçen seneye böyle hatırlıyorum, bazı Fenerbahçeli futbolcular çıkıp biz şampiyonluk yolunda ilerliyoruz ama seyircimiz yeterince destek olmuyor da dedi. Evet. Tribünler boştu. İçeride Aykut Hoca da bu konuda varyansında bulundu biraz seyirciye. Tribünler boştu. Deplasmana belki çok seyirci gitmiyordu. Ama bu sene Kadıköy'de oynadığı maçlarda full oynayan, bugün Rize gibi belki Türkiye'nin en uzak yerlerinden biri, Kuzeydoğu'sunda olan bir ile gidip bu hava şartlarında tribünlerin dolu olduğunu da gördük. Geçen seneden eksik olan seyirci desteği de vardı. Ama bu sene eksik olan çok daha şey var. En başta teknik direktörüyle başlayan, ki takım iyi gittiğinde çok övülen, takım kötü gittiğinde de eleştirilen ilk insan her zaman teknik direktördür. Peki, sorumludur, liderdir. Teknik direktör dedik, özellikle Kökü üzerinde yoğun bir tartışma var. Burada Kökü'nün 10 maçta, 10 resmi maça çıktı Fenerbahçe'nin başında. Kaç galibiyet? Sadece 2 galibiyeti var. 2 beraberlik, 6 mağlubiyet. Ve burası daha da dramatik bence. 8 gol atıyor, 16 gol yiyor. Yani 10 maçta sadece 2 galibiyet alan bir teknik adam var. Ve attığının 2 katını yiyen bir teknik adam var. Onun takımı bakın, var yani. 10 maçta 2 tane galibiyet alan bir teknik direktör, Esenler Spor'un teknik direktörü bile olsa yollanılır. Bahsettiğimiz camia Fenerbahçe camiası. Şampiyon olmadı diye. Ve bu camiada şampiyon olup giden hocalar oldu. Evet. Oynanan oyundan memnun olunmadığı için, istenilen sahaya verilmediği için. Şimdi geçen seneye dönelim o zaman. Aykut Hoca'ya da zamanı geldi. Çok eleştirildi. Çok defansif oynatıyor takımı denildi. Ama baktığımızda Fenerbahçe ligin en çok gol atan takımı oldu. Son haftaya kadar şampiyonluğu kovaladı ve eleştirilen bir teknik direktördü.
O zaman şu an Koku'nun hani Rize Havalimanı'ndan direnk Amsterdam'a uçması gerekiyor yani baktığımızda. Çünkü burası Fenerbahçe. Burada kupa kazanmadın mı, şampiyon olmadın mı her teknik direktör eleştirilir ki 7 maçta 7 puan almış, 10 maçta sadece 2 galibiyet almış bir Fenerbahçe teknik direktörü Mourinho da olsa, Guardiola da olsa gönderilir diye düşünüyorum ki maçtan sonraki açıklamada zaten sevgili Ali Koç taraftarın yanına giderek bence büyük bir jeste bulundu. Onlara ne kadar değer verdiğini de gösterdi. Bence bu mesajı da verdi. Yani yarın büyük ihtimalle teknik direktör değişikliği olur. Ama şunu da bütün suçu da teknik direktöre atmayalım. Arkadaşlar sahada kazanan futbolcu, futbolcu performansıdır. Sorun bunu ne? Da unutmayalım. Fenerbahçe'de sorun ne? Sorun 10 maçta sadece 2 galibiyet kazanan, 7 haftada sadece 7 puan toplayan Fenerbahçe'nin problemi ne? Ya öncelikle bu benim tabii ki şahsi görüşüm. Dışarıdan bir bakış, takip ettiğim kadarıyla. Şimdi siz yarın NTV olarak Bağdat Caddesi'ne gitseniz, Fenerbahçeli taraftarlara bu takımda kaç oyuncu gönderilmeli deseniz, kaç futbolcu Fenerbahçe'ye formasını giydip sahada olmayı hak etmiyor deseniz, kaç tane isim verirler? Ben minimum 10 tane sayarlar diyorum. Sorun burada başlıyor demek ki. Sorun kalite eksikliği. Kadro bugün kalitesi. Orta sahaya bakıyoruz. Şimdi geçen sene eleştiriliyordu hep Topal oynuyor, Soğusa oynuyor. Bugün yine Soğusa'ya benzer Jailson ki Soğusa'nın bence %30'u değil. Hadi öne oynamayı bırak. Yine aynı yana oynuyor. Defansif anlamda da çok yumuşak. Jailson sonu gelmiş. Fener'de oynuyor misali yani. Aslında Benzia. Yaşı öyle değil tabii. Ya yaşı ya öyle genç. Değil ama sahadaki... görüntüsü o mu? Evet. Sahadaki performansı belki ne o. Bence Fenerbahçe'nin en büyük eksiklerinden biri ne biliyor musun? Bu formanın değerini, bu camianın hani nerede oynadıklarını bilmesi gereken oyuncu sayı eksikliği. Tam da bu aslında... Hani burada neyi söyleyebilirim? Karakterli oyuncu. Sadece karakterli oyuncu sahada arkadaşına bağırıp koş, bu formanın değerini bil diyen değil. Göstermiş olduğu performansla da onu gösteren oyuncudur. Buna örnek zamanında Emre Belözoğlu mesela. Ya böyle bir oyuncu karakteri yok Fenerbahçe'de. Hepsine saygı duyuyorum kaptanlarına. Volkan oynadığı zaman bunu iyi yapıyor. Kalede olmasına rağmen takım arkadaşlarına konuşuyor, motive ediyor. Maçtan sonraki açıklamalarında arkadaşlar burası Fenerbahçe diyor, bu formanın değerini bilin diyor. Onun hakkını yiyemem. Ama Fenerbahçe'de bu oyuncu sayısı eksikliği çok düşük. Bugün maç gidiyor. 15 dakikada 3 gol yiyorsun. Sahanın içinde bir tane reaksiyon yok. Fenerbahçe atağa çıkıyor. Şu an sonbahar aylarına girdik. Eylül sonundayız. 2018 sonbaharında atağa başlıyor. Rakip kaleye 2019 sonbaharında varıyor. Hani bu kadar ağır gidilmez. Hadi gittin ağır. Topu kaptırıyorsun. Dönüşün ondan da ağır. Ya sen böyle hani her zaman şunu söylerim. Bir futbolcu iyi oynayabilir, kötü oynayabilir, gol kaçırabilir, kendi kalesine gol atabilir. Ben ona kızmam. Bu futbolun içinde olan hatalardır. Ama bir futbolcu, Fenerbahçe gibi camiada oynayan bir futbolcu kötü koşamaz, kötü mücadele edemez. Bunun affedilir yanı yok yani. Peki alt alta koyalım. Önce kalite eksikliği dedin. Bunu biraz daha açmak gerekirse aslında galiba Fenerbahçe'nin özellikle orta sahasıyla ilgili bir karar vermesi gerekiyordu. Ne dersin bilmiyorum. Mesela Galatasaray geçen sene bir karar verdi ve orta sahasını tamamen yeniledi. İyidir, kötüdür, harikadır, en üst seviyededir. O tartışmaya açık bir şey ama dedi ki ben artık mesela Selçuk İnan'la, işte Sneijder'la, diğer oyuncularla devam etmeyeceğim dedi. Fernando'yu, Ndiaye'yi transfer etti. Belhanda'yı ki... performansı çok eleştiriliyor, tartışmalar var üzerinde ama bir karar verdi ve toptan bir yenilemeye gitti orta sahada ama Fenerbahçe'de hala takım kurkusunda aynı anlayışın Souza gidiyor, Jailson geliyor, Topal yine var. Anlayışta aslında çok fazla bir değişiklik olmadı galiba. Ne dersin? Biraz daha teknik olarak değerli. Ya şimdi çok doğru söyledin. Sadece Galatasaray üzerinden değil, günümüz dünya futbolunda başarılı olan takımlara baktığımızda orta sahanın önemi ortaya çıkıyor. Artık ne tip orta sahalar var? Defansif anlamda agresif, topu iyi kullanmayı bilen, top kendindeyken de ileriye doğru oynayan, driplik yapan, şut atan, dönen topu olan orta sahalar. Nasıl yani? O yüzden fizik olarak ve teknik olarak üstün orta sahalar var. Galatasaray bunu Ndiaye'yi alarak başardı. Fernando'yu alarak başardı. Kesici bir Fernando, geriden çıkışta iyi. Beşiktaş zaten Atiba'yla... yanında medeliyle, Oğuzhan, iyi olduğunda Oğuzhan'ıyla, şimdi Adem'iyle inanılmaz oturdu. Bence o yüzden de başarılılar. Orta sahası iyi olan takım her zaman başarılı olur. Öyle ya da böyle sen 3. bölgeye topu götürdüğünde
hangi forvet olursa olsun 10 pozisyona girdi mi ikisini gol yapar zaten. Ama Fenerbahçe'de maalesef bu eksiklik var. Mehmet Topal çok iyi niyetli, çok profesyonel. İspanya kariyerinde olsun, Fenerbahçe kariyerinde olsun. Hep 10 üzerinden 7 derseniz 7 oynar. Ama artık günümüz futbolunda hep böyle yana oynamak. Hadi bir kişi oynar, bir kişi kapatır. Ama diğeri de aynı tarzı oynuyorsa sen o zaman zaten ofansta bir kişi eksik kalıyorsun. Jailson da aynı tarz. Alıyor geri veriyor. Alıyor yana oynuyor. Ve çok ağır bir pas trafiği vardı bugün. Ki senin rakibin Beşiktaş şampiyonlukta. Yenmiş. Galatasaray kazanmış. Sen şu an ligin dibindesin. Ya yine yenilebilirsin. Bu arada Okan Hoca'yı, Rize Spor'u. Tebrik edelim. Biz şimdi normal olarak Fenerbahçe'yi konuşuyoruz. Fenerbahçe çok kötü oynadı diye yenilmedi. Rize Spor da çok iyi işler yaptı. Sahada tam mükemmel bir takım gördük. Hem ofansif anlamda hem defansif anlamda. Bir Vedat Muriç arkası dönük takımı o kadar rahatlattı ki yani. Evet. Top tuttu. Umar uçuyordu. Hani tam o Osmanlı Spor dönemindeki başarılı performansları, Musa'nın kesiciliği, o 10 numara Brandon olması lazım. Ya muhteşem oynadı yani ve Okan Hoca da resmen geldiği ilk maçta bir gol, bir asist. Parmağı değdi. Evet. Ama normal olarak tabii ki Fenerbahçe'yi eleştiriyoruz çünkü maçtan sonraki o taraftarın üzüntüsü, Ali Koç'un gelmesi, Volkan'ın, Mehmet Topal'ın seyirciyle diyalogları Fenerbahçe'nin ne kadar kötü bir durumda olduğunun da bence bir göstergesi. Evet, orada birkaç futbolcu maç bittikten sonra yine de dönüp tribünlere böyle teşekkür veya teşekkür karışık özür, bir hani klasik maç bittikten sonra bir tribüne dönüp alkışlar ya futbolcular, teşekkür eder. Onun üstüne büyük bir tepki geliyor tribünden. Onun üstüne biliyorlardı. Kaptanlar Volkan'la Mehmet Topal gidiyorlar, konuşuyorlar. O da yetmiyor, özür dilerim seni konuşturmadım evet. Bir türlü, kusura bakma. Üstüne Ali Koç da gidiyor. Peki Ali Koç orada ne söyledi taraftarları, istiyorsan bir ona da bir bakalım. Yani çünkü çok alışık değiliz. Böylesine bir mağlubiyetten sonra, 3-0'lık bir yenilgiden sonra bir başkanın gidip tribüne orada taraftarlarla birebir diyaloğa girmesine çok alışık değiliz. Şöyle diyor Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, ne bağırsanız haklısınız. Mahcubuz size karşı. Öyle ya da böyle düzelecek. Size çektirdiğimiz eziyetten dolayı hepinizden özür diliyorum diyor. Devam ediyor. Dediğiniz gibi bu kutsal forma herkese nasip olmaz. Bunlar onun ağırlığının farkında değiller. Sabredin de demiyorum artık. Özür diliyorum diyor Fenerbahçe Başkanı Ali Koç. Tam da o fondaki fotoğraf, tam da bu geceden Rize stadından orada Ali Koç'un taraftarlarla görüştüğü anlardan. Burada az önce senin vurguladığın konu ya Ali Koç'la temas ediyor aslında. Yani futbolcuların sahada yeterli mücadeleyi gösterememesi, ne diyor? Onlar bu formanın ağırlığının farkında değiller diyor. Ne burada, diyorsun bu mesajlarda ne var? Burada öncelikle teknik direktörü, sonra teknik heyeti, sportif direktörü ve tüm takımı, futbolculara bir mesaj var artık. Ve bunu 7 haftalık süreçte söyleyen bir başkan. Düşünün yani, bu kadar kısa zamanda artık sabrının kalmaması, yarından itibaren, hatta şu dakikadan itibaren, şu açıklamadan itibaren neler yapacağının bir işaretidir. İlerleyen günlerde Fenerbahçe'de çok büyük değişiklikler görebiliriz ki bu tabii ilk olarak normal olarak teknik direktör olabilir. Çünkü 5 tane 10 tane futbolcuyu şu dönemde yollayamazsın. Bazen bu da futbolculara rahatlık veriyor. Bunu da unutmamak lazım. Nasıl kötü gidersek ne olacak ki? Biz zaten dışarı çıkmıyoruz diyorlar. Zaten transfer sosyal bir hayatımız yok. Transfer hayatı da dönemi de kapandı, transfer sezonu. Kim gidecek? Hoca gidecek. Ya bu da bir rahatlık oluyor futbolcularda. Bir de çok enteresan bir şey var. Bilmiyorum senin de dikkatini çekiyor mu? Ki günümüzde o kadar sosyal medya kullanılıyor. Dışarı bir yere gittiğinizde insanlar çeker. Ya bu futbolcular bir yere gidip yemek yemiyorlar mı? Bir tiyatroya gitmiyorlar mı? Sinemaya gitmiyorlar mı? Bir antisosyal yaşayan bir futbolcu grubu görüyorum özellikle. Türk oyuncular açısından. Ben mesela Fenerbahçe oyuncuları dışarıda görmüyorum. Normal yenildi mi çıkamazsın böyle camialarda, ki şu an hiç çıkamazlar. Belki paylaşmıyorlar. Bunları yaşamış bir insanım. Biz 3-0 ilk yarı Valerenga galibiyeti vardı. İkinci yarı 3-3 bitti. Evet. Ben 2 gün Fulya tesislerinden dışarı çıkamadım. Bunları yaşamış insanlarız. Böyle de olsun demiyorum. Bence böyle olmalı. Artık o eskisi gibi tesisi basmalar, havalimanında beklemeler, yok futbolcuya kötü söz söylemeler, teknik direktör, yok üzerine yürümeler. Bunlar olmasın zaten. Ama bunlar yok diye de futbolcu bunun rahatlığıyla da yaşamasın.
daha profesyonel olsunlar. Fenerbahçe'de peki Ali Koç'un şöyle bir açıklaması olmuştu. Fenerbahçe TV'de katıldığı yayında. Koku'yu gönderecek misiniz? Koku kalacak mı? Cevabı şuydu. Büyük bir facia olmazsa devre sonuna kadar dokunmam. Şimdi nerede Fenerbahçe sence? Büyük faciada mı? Büyük facianın eşiğinde mi? Büyük facianın uzağında mı? Kıyamet koptu. Büyük faciadan da öte sence? Evet. Ya yoksa bir başkan 7 haftalık süreçte taraftarın yanına kadar gidip özür dilemez. Ya bugün kıyamet koptu. Facia da değildi. Fenerbahçe için kıyamet koptu. Ki çok böyle klişe bir söz vardır yani. Çok bir kan değişikliği lazım. Fenerbahçe için kan değişikliği değil. Artık genetiğinde oynamak lazım yani. O kadar. Çünkü senelerdir şampiyon olamayan, Şampiyonlar Ligi göremeyen bir Fenerbahçe. Bence artık kanında değil, genlerinde bir değişiklik yapması lazım. Zaman da bunu gösterecek. Ali Koç gerekenleri yapacak yönetim kuruluyla beraber. Sonuçta Beşiktaşlısı da, Galatasaraylısı da, Trabzonlusu da, işte Başakşehirlisi de karşısında güçlü, o şampiyonluk yarışında olmak isteyen bir Fenerbahçe ister. Çünkü camiaların büyüklükleri ben her zaman rakiplerinin büyüklüğünden dolayıdır derim yani. Peki burada özellikle çok konuşulan, yani Fenerbahçe yönetimi tarafından dillendirilen bir şey değil ama taraftarlar mesela geçen sene de Ersun Yanal ismi çok fazla gündeme gelmişti. Çünkü son şampiyonluk Ersun Yanal'la kazanıldı ve Nisan ayında ilan edilmiş bir şampiyonluk vardı. Çok yüksek tempoda oynanan, belki hani riskleri de olan ama sonuçta taraftarı memnun eden bir oyun vardı. Ve şimdi de Koku ile işleri iyi gitmeyince özellikle hani taraftardan veyahut da sosyal medyada gördüğümüz kadarıyla böyle bir beklenti, böyle bir talep var. Ne dersin? Şimdi böyle bir karar verilmeli mi? Verilirse bu kadroyla o oyun oynanır mı? Hani işin o tarafına da bakmak lazım bence, değil mi? Eldeki mevcut oyuncu grubuna uygun bir seçim yapmak lazım eğer Koku gönderilecekse. Ya şimdi sosyal medyada yazılanlara çok da takmamak lazım diye düşünen birisiyim ama objektif de olursam şampiyon olmuş bir teknik direktör Ersun Yanal. Öyle ya da böyle seyirci tarafından seviliyor diye düşünüyorum. Her ne kadar bazı ufak tefek hatalarıyla gündem olsa da seyircinin takımın başında tekrar görmek istediği izlemini alıyorum ben. Bilmiyorum ne kadar doğru. Hani ya sosyal öyle hissediyoruz medyaya, biz de. Çünkü evet. Koku daha ikinci maç yenildiğinde Ersun Yanal gelmeli başladı. Bugünden sonra da bunların yazılması normal. Çünkü onunla şampiyonluk yaşamışlar. Bence ona bir sezon ya da iki sezonda bir kredili verilmesi gerektiğini düşünen bir Fenerbahçe camiası var diye düşünüyorum. Olabilir mi? Olur. Ben de sonuçta milli takımla beraber çalıştığım bir teknik direktör. Çok şeyler öğrendim. Hatta şu anda teknik direktör. Danimarka deplasmanında attığın gol geliyor gözümün önüne. Değil mi? Evet. Kulübede Ersun Hoca var. Çok baskı kafayla attığın, attığın gol. Ümit Özat kesmiş. Değil mi? Hatta o maçta da penaltı kaçırmıştı. Evet, evet. Yani çok iyi bir teknik direktör. Hem saha içi, saha dışındaki davranışlarıyla. Ki dediğim gibi burada şampiyon olmuş bir teknik direktör. Normal olarak insanlar bunu isteyebilirler Ersun Yanal'a geri dönsün diye. Ama mesela sezon başında tekrar döndüğümüzde Koku gelebilir, Komoli gelebilir. Ama bence Fenerbahçe'de eksik olan şeyin bunların gelip gelmemesi değil. Bu camiada oynamış, buraya hizmet etmiş, bu camianın ruhunu çok iyi bilen eski futbolcular ve şu an teknik direktör olmak isteyen insanlar var. Bunlar direkt birinci teknik direktör olsun demiyorum. Koku'yu getir ama yanına bu camianın ne anlama geldiğini, Türkiye Süper Lig'de oynamanın ne anlama geldiğini, rakiplerin kim olduğunu anlatabilecek, o yabancılara, o sahanın içine ruhu iletebilecek Türk teknik direktör yardımcıları olabilir. Güzel bir karma yapılarak hani kulübede ki Beşiktaş, şimdi Şenol Hoca Beşiktaş'ı yönetemiyor muydu? İki tane şampiyonluk, Şampiyonlar Ligi'nden gruptan çıkmış. Geçen sene öyle ya da böyle son haftaya kadar şampiyonluğu kovalamış. Ama bu sezon başı dünyanın efsanevi futbolcularından biri Guti geliyor yardımcı olarak. Ve bu camiada çok başarılı olmuş. Altın golü atmış 2002'de İlhan Mansız gibi biri geliyor. Burada şimdi Beşiktaş Başkanı'nın yönetimini de tebrik etmek lazım. Şenol Hoca'yı ayrıca da tebrik etmek lazım ki bu insanları camiada bulunduruyor. Fenerbahçe de bence bu yola girmeli diye düşünüyorum. Çünkü bu camialar bu ruhlarla yaşıyor. Ne kadar kaliteli futbolcu da olursa olsun o formanın, giyinmenin ne olduğunu bilen kişilerle ancak yüksek seviyede kalabilirler diye düşünüyorum ben.
Peki Fenerbahçe'deki kadronun yani yapısal sorunlarından biri de bilmiyorum katılır mısın? Orta sahada çok üretmeyen oyuncular tercih ediliyor. Savunmada da tam tersi sertlikten çok uzak yani oyun içindeki sertlikten bahsediyorum. Çok uzak oyuncular var. Yani burada tam ters birbirinin zıttı olması lazım. Orta sahadaki oyuncular yaratıcı, kreatif, belki sertliğini tartışabiliriz. Ama savunmadaki oyuncuların da daha farklı olması lazım. Fenerbahçe tam ters bir durum var. Ne dersin? Ya bugün Fenerbahçe defansına baktığımızda Vedat Muriç aldı, her topu indirdi, döndü. Ya sarı kart görmeyen bir takım olur mu? Evet, Rıdvan Hoca ben demiyorum yani sert girsin, vursun, kırsın. Ama bir topa sert girme vardır ya, böyle bir agresif, rakibini bir korkutursun. Ben mesela bir top isterdim, arkamda Puyol bir basardı, ben bir daha top isteyemezdim. Hani Ayarlası bir basardı, aman bana top atmayın derdim. Hani bu tarz oyuncu da lazım. Bugün Fenerbahçe'nin ilk 11'i pamuk gibiydi ya. Pamuk ipliği gibi. Rakip istediği gibi çalım atıyor, istediği gibi dönüyor. Hiçbir agresiflik yok, sertlik yok. Evet, topun arkasına geçen Fenerbahçe ama o top aktif alana girdiğinde pres yapıp o topu almak için mücadele eden oyuncu yok. Dediğim gibi defanstan o kadar ağır çıkılıyor ki. Ya zaten 3-0 olduğunda adım gibi eminim ikinci yarıya çıkmak istemeyen bir futbolcu grubu. Bir an önce maç bitsin. Aman Allah'ım biz nasıl ineceğiz Sabiha Havalimanı'na? Ne yapacağız şimdi bir hafta diğer maça kadar ki? Diğer maç da içeride zannediyorsan Başakşehir'de. Başakşehir'de tabii. Yani Beşiktaş'ın kazanınca lider değil. Olacak Başakşehir. UEFA maçı var arada. Evet. Hani çok zor bir süreç. Dediğim gibi gen değişikliği lazım yani. Peki... Yani bu oyunla ilgili acaba geçen hafta derbiyle ilgili bir takım yanılsamalar mı yaşadı Fenerbahçe? Filip Kökü'nün maçtan önceki açıklamasına bir bakalım. Filip Kökü çünkü maçtan önce özellikle Beşiktaş maçına atıfta bulunarak Beşiktaş maçındaki gibi oynamaları gerektiğini, onu yansıtmaları gerektiğini söylüyor. Diyor ki Filip Kökü, maçtan önce beIN Sports'a yayıncı kuruluşa verdiği röportaj. Beşiktaş maçının ilk yarısındaki oyunu tüm maça yayabileceğimizi kanıtlamak istiyoruz. Aynı takımla sahaya çıkıyoruz bugün. Bunu yapabildiklerini göstermeleri lazım. Ama özellikle o ilk yarıdaki, o ilk yarım saatteki veyahut da Beşiktaş maçını kastederek söylüyorum. Baskı sonucu kazanılan toplar, girilen pozisyonlar. Onların hiçbirini görmedik. Bir de taktik olarak da görmedik. Yani Fenerbahçe baskı yapma üzerine kurulu bir anlayışı yoktu Rizespor'a. Topu savunmasına, kalecisine. Ya bir kere bu açıklama bence yanlış. Sen 10 tane maç yenil peş peşe, içeride Beşiktaş'a karşı çık. Zaten o gün istekli ve arzulu oynarsın Fenerbahçe olarak. Kendi stadında seyircinin önünde. Çünkü her zaman söyleriz, her maçın farklı bir atmosferi vardır. Sen şimdi Beşiktaş maçıyla Rize deplasmanında oynayacağın maçı kıyaslayamazsın. Takımından aynı futbolu bekleyemezsin. Çünkü oradaki şartlarla deplasmandaki şartlar çok farklı. Şimdi rakip Beşiktaş. Senin zaten futbolcunu motive etmene gerek yok ki o maçta. Zaten orada 50 bin kişi var. Gelmiş, girmiş 2 saat önce stada, inanılmaz destek gösteriyor. Sen daha ısınmaya çıktığından beri. Zaten bir profesyonel futbolcu bir derbinin anlamını biliyor. Rakip Beşiktaş son yılların en iyi futbol oynayan takımlarından biri. Kendi sahasında bu maçı kazandığı takdirde ne kadar kredi kazanacağını biliyor. Bireysel olarak konsantre. Sen bana Rize maçında takımını konsantre et. Ya da herhangi bir deplasmanda. Bu maçta senin zaten teknik direktör olarak takımını ekstra bir motive etmene gerek yok. Futbolcu kendi kendine motive oluyor. O yüzden Beşiktaş maçındaki futbolu Rize deplasmanında bekliyorum demesi bence çok yanlış. Sen deplasmana göre kendi planını kuracaksın. Bakacaksın ki diyelim topa sahip olamıyorsun. Hı hı. Ya o zaman geri çekil. Rize'nin yaptığı gibi kontra atak dene. Bu maç içinde taktik değiştir. Hani teknik direktörlük zaten maçtan önceki olay ya da maçtan sonraki olay değil artık günümüzde. Maç içindeki dokunuşlardır teknik direktörlük. Oyunu okuyabilmektir. Anlık reaksiyonlar, anlık taktik değişiklikleri, anlık değişik konuşmayla bir motivasyon arttırmadır. Çünkü artık maçtan önce bütün teknik direktör yanında 8 kişi çalışıyor. Biri analizci, biri şeyci, bütün rakip analiz edilmiş, duran toplar yazılmış. Bunlar artık çok basit şeyler. Sen o an maçın esnasında ne kadar katkı gösteriyorsun? Bence Koku bu konuda da çok eksik kaldı. Ki bilmediği bir lig. Rize nerede desen orayı bilmez. Ona da kızmıyorum. Sonuçta bilmeyebilir. Bilmek zorunda değil. Ama o yüzden dediğim güzel bir karma teknik heyet, hani Türklerin de içinde olduğu bu camiye bilen. Ama Kokun bu açıklaması Beşiktaş maçıyla Rize Spor maçı çok farklı şeyler. Ki bu arada unutmayalım, Beşiktaş performans olarak çok düşüktü.
En kötü maçlarından birini oynadı. Ya sen kötü Beşiktaş'ı yenemedin o gün. Bu arada Beşiktaş'ta kötü Fener golü verdi. Beşiktaş'ta kötü Fenerbahçe yenemedi mi? Ya ikisi de aslında bu anlamda çok avantajlılardı. Ya ikisi de bence berabere kaldılar. İyi skor aldılar. Çünkü Beşiktaş da kötü oynadı o gün yani. Evet. Peki Kokü maçtan sonra ne dedi? Bir ara verelim. Reklamlardan sonra ona bakalım. Biraz daha Fenerbahçe'yi konuşalım Nihat Kahveci ile. +90'da yeniden birlikteyiz. Nihat Kahveci ile Fenerbahçe'nin özellikle bu sezon gösterdiği performansı ve son Rizespor karşısındaki 3-0'lık yenilgisini konuşuyoruz. Oklar, şimşekler, spotlar teknik direktör Filip Kokü'nün üzerinde. Acaba Filip Kokü maçtan sonra ne söyledi? Bir istifa beklentisi var tabii Fenerbahçe taraftarında. Tamamında olmasa da büyük bölümünde ama Kokü istifa kelimesini ağzına almadı. After a good game against Beşiktaş. Futbolun şöyle bir tarafı vardır. Sadece Beşiktaş'la oynadığınız maçlarda değil, her maçta istediğinizi göstermeniz gerekiyor. Maçın ilk yarısı bizim için utançtı. İkinci yarıda bir bize bir de rakibimize bakıyorum. Rakibimiz kazanmak için daha arzulu ve agresif. 12 dakika içerisinde maçı kaybettik. Fenerbahçe gibi büyük bir kulüp için şu anda çok kötü bir durumdayız. Taraftarımızdan özür diliyorum. Bugün yine bizi desteklediler ama biz onlara hiçbir şey veremedik. Ve bir not, basın toplantısında Filip Kokü hiç soru almadı. Bu açıklamayı yaptı ve soru almayacağız denildi. Kalktı gitti. Muhtemelen birinci sorulacak soru herhalde orada muhabirler tarafından istifa edecek misiniz veya görevi bırakacak mısınız olurdu değil mi? O soruyla yüzleşmemek için gidiyor. Ya şimdi Avrupalılar öyle biraz farklılar olaylara bakış açıları. Şimdi bu açıklama şimdi bir Türk teknik direktör olsa değil mi? Hı-hı. Direkt diyeceği 7 maç 7 puan ben istifa ediyorum der. Ama Avrupalı bunu demiyor. Bir sürece bırakıyor. İşte bizim ülkemiz farklı. Avrupa'da evet sabredebilirler ki böyle bir 7 maçta 7 puanlık duruma hiçbir Avrupa ülkesinde de sabredilmez. Ya yapmış olduğu açıklamalarda yine biraz futbolculara sistem var. Ya Fenerbahçe'de bence şunu da biraz analiz etmek lazım. Bütün kararları Koku mu veriyor acaba? Saha içi kararlardan bahsediyorsun. Yani maç öncesi kimin oynayacağı konusunda Koku mu veriyor acaba? Bence orada Komolin'in de ağırlığı var yani. Bir o tarafı da konuşmak lazım diye düşünüyorum. Sirdelemek yani, lazım. Aslında zaten şimdi sportif direktörün manasını hem teknik direktörü seçecek hem de bir kadro oluşturacak öyle değil mi? Tabii. O zaman ortada bir başarısızlık varsa teknik heyetten ziyade daha bir üstündeki sportif direktörde belki yoğunlaşmak gerekiyor. Ama bu süreçte sanki ilk ihtiyaçta teknik adam değişikliği gibi görünüyor. Yani çünkü sportif direktör değişikliği daha zor şey veya bir şey değiştirir mi saha içinde? Bence ikisi birden değişmeli. İkisi birden diyorsun. Evet, kesinlikle. Ya o sportif direktör görevlerini yapacak Türkiye'de çok yetenekli insanlar var ya. Bir yabancı olmasına gerek yok. Ki burada Ali Koç'u seçimine de saygı duyuyorum. Çünkü iş hayatından gelen, belli başlı kriterleri olan, istikrara inanan, hak ettiği insanların görevi başında olmasını düşünen, bir profesyonel bir bakış açısı yaratmak istedi. Ama futbol çok enteresan bir oyun. Hiç tahmin edilemeyecek şeyler yaşayabileceğin bir oyun. Bunu yine yapabilirsin. İstikrar yakalayabilirsin çalışan insanlar konusunda. Bir düzen kurabilirsin. Ama Fenerbahçe gibi camiada bu düzeni kurabilmenin yolu sahada alınacak 3 puandan geçer. Sen sahada puan ve puanlar alamazsan maalesef böyle bir düzende sana o sabrı göstermezler. Yani futbol bu kadar enteresan bir oyun. O yüzden dünyada en çok izlenilen spor dalı yani. Peki bundan sonra Fenerbahçe kararlarını neyi düşünerek vermeli? Önünde iki seçenek var. Bir, ben hala bu sezonu kurtarabilirim. Hızlı bir aksiyon planı oluşturayım ve bir takım kararlar alıp bunu uygulayayım hızlı bir şekilde ve sezona tutunmaya çalışayım. Bu bir karar. Bir başka karar da bu psikolojik koşullar altında bu kadro yapısıyla bu puan farkıyla ki daha 7. haftadayız. Benim bu sezon bir şeyleri başarmam zor. Yeniden yapılanmama devam edeyim. Bir başladım,
devam edeyim. Ne dersin? Hangi karar daha doğru şu an itibariyle sence? Şimdi konuştuğumuz takımın Fenerbahçe olduğunu unutmayalım. Evet. Geçen sene de kötü bir başlangıç. Belki son senelerde şampiyon olmayan bir Fenerbahçe ama lig sonuna kadar şampiyonluk yarışının içinde olan bir Fenerbahçe. Evet. Buraları çok yaşamış. Çok maçlar kaybetmiş ama oralardan kalkmış, yoluna devam etmiş, seri galibiyetler almış bir Fenerbahçe olduğunu unutmayalım. Ama bu sene maalesef durum farklı. Futbolcu kalitesi bunu sürdürebilir mi? Çok büyük şüphe yani. Sen şimdi deplasmanı bu kadar kötü oynuyorsan daha ne zor deplasmanlar var gideceğin. Oynayacağın derbiler var, rakip sahada oynayacaksın. Ama Fenerbahçe bu konularda tecrübeli bir takım. Taraftarının da desteğiyle buralardan hep kalkmış, özellikle iç sahada seriler yakalayıp yine lig yarışına olmuş bir takım. Şu an Fenerbahçe için her şey bitmedi. Şampiyonluk şansı tabii yani %10'lara ne bileyim belki daha da aza düştü diyebiliriz. Çünkü önünde çok takım var geçmesi gereken. Ama 7 puan, şu an Galatasaray 15 puan. Baktığında evet. 8 puan. 3 maçlık bir fark yani. Ve evet. Kalan kaç? 27 tane maç var yani. Futbolda her şey olabilir. Sezon başı 100 kişiye sorsan, lig başlayacak 7. hafta Fenerbahçe'nin 7 puanı olacak desen, 100 kişi de güler bize. Tabii güler. Ya bunun tam tersi de olabilir mi? Olabilir ama hiçbir takım için yani Galatasaray için de Beşiktaş için de kadrosu ne olursa olsun, teknik tabii. adamı ne olursa olsun olmaz öyle şey der. İşte futbolda her şey olabiliyor. Bu kadar kötü bir başlangıç da olabilir. Bundan sonra belki 15 maçlık bir seri de yakalayabilir. Bilir ama umut veriyor mu oynanan futbol? Böyle bir ihtimal çok görünüyor mu? Yani gözükmüyor. Anca devre arasına kadar mecburen bu kadronun içinden en ilerini seçecekler. Bari en iyi mücadele edeni seçecekler devre arasına kadar. Çünkü başka yapılacak da bir şey yok gibi gözüküyor. Yani çünkü burada umut neye göre bakacağız? Sahada oynanan futbola göre bakacağız değil mi? Umut veriyor mu vermiyor mu? Bazen öyle maçlar olur ki çünkü çok iyi oynarsınız ama yenilirsiniz. Farklı yenildiğiniz bir maç da olabilir. Tabii. Ama Fenerbahçe'nin şu 10 maçında bölümler geliyor mu aklına iyi oynadığı? İşte Beşiktaş maçının ilk yarım saati, işte Bursa Spor maçının belki ilk 25 dakikası, Kayseri Spor maçının belki biraz başlangıcı. Ama yani biraz biraz böyle hep 10'ar 20'şer dakikalar sayabiliyoruz. Ya Fenerbahçe da, işte bak, aklına gelmiyor 10 maçta düşün yani. Evet yani düşünüyorum gelmiyor hakikaten. Ama şu da bir gerçek. Şimdi bugün taraftar çok kızgın. Hocasına, futbolcusuna, herkese kızgın. Taraftar şu an en haklı olan, en az susuz olan taraf. Şunu da unutmayalım, Fenerbahçe taraftarı kadar da takımına sahip çıkan taraftar grubu nadirdir. Çünkü bu gece kızgın olacaklar, bence yarından itibaren onlar da bizim desteğimizle anca bu takım yine bir yerlere gelip yine desteğini de ihmal etmeyecekler. Bunu da ilk iç saha maçında göstereceklerine inanıyorum ben. Peki Fenerbahçe, ilk iç saha maçı aslında o kadar kritik bir iç saha maçı ki Medipol Başakşehir. Şimdi yarın nasıl bir sonuç olacak bilmiyoruz, bilemeyiz ama olası bir galibiyet halinde 16 puanla lider olacak. Ligin lideriyle oynayacak Fenerbahçe haftaya. Bu maça Koku ile mi çıkmalı yoksa bir başka biriyle? Bence hızlı bir şekilde alınması gereken birinci kısa vadeli karar bu. Şimdi öncelikle ben Fenerbahçe futbolcusuyum. Evet, tamam mı? Öyle tamam, düşünelim. Tamam. Kimse öyle bir şey olmadı. Olma ihtimali yok ama öyle olduğunu düşünelim. Evet peki. Maç bitti Rize Spor. Tamam. Ben var ya bir an önce bir sonraki maçı beklerim. Keşke yarın oynansa Başakşehir maçı derim. Tamam. Futbolcular da bu mentaliteyle bu maça hazırlanacak. Bunu bir kenara yazalım. Tamam. Sonra kapasiten yeter. Kaliten yeter. Başakşehir'e karşı kazanırsın kazanmazsın. Çünkü telafinin tek yolu bir sonraki maçı kazanmaktır. Ben mesela o maçı bir hafta sonra oynamak değil yarın bile oynamak isterdim. Futbolcu kesin bu mental olacak. O zaman senin başında hoca kim olursa olsun o da önemli değil. Koku da olsa başkası da olsa futbolcu zaten onu görmeyecek. Kendini affettirmek için oynayacak. O zaman belki de araya kadar beklenebilir eğer böyle bir karar alınacaksa. Kokuyla sonucu çıkartıyor ilgili. Muyum? Burada? Koku haftaya çıkmaz büyük ihtimal. Hani çünkü Sayın Başkan sonuçta sözünün eri. Hani bir facia olmazsa yollamayacağım dedi. Evet devre arasına kadar. Bugün de kıyamet koptu dedik. Hani daha büyük ihtimal gidecek gibi. Evet bakalım Fenerbahçe'de bundan sonra nasıl kararlar alınacak bu ard arda gelen kötü sonuçlar, olumsuz sonuçlar ve tabii futbolda. Yani şimdi tam başka konuya geçeyim diyorum ama yani mesela Dinamo Zagreb maçı geliyor gözümün önüne şu anda.
Olacak işte, kabul edilebilir değil yani. Söyleyeyim mi? Fenerbahçe'nin geçen seneki en büyük özelliği neydi biliyor musunuz? Defans yapacağım dediğinde rakibine pozisyon verdirmeyen bir Fenerbahçe vardı. Beşiktaş bile pozisyona giremedi gittiği Kadıköy'de. Galatasaray bile yeri geldi pozisyona giremedi. Ama Fenerbahçe bu sene o özelliğini de kaybetti. Bu kadar gol yer mi hani Fenerbahçe gibi takım ki yandan ortalarda belki en az gol yiyen, duran toptan en az gol yiyen bir Fenerbahçe bugün yine duran toptan yan ortalardan gol yedi. Bence en büyük zaaf burada başlıyor. Sen iyi defans yapamazsan zaten iyi hücum da edemezsin. Kalende hep gol yiyorsan senin minimum 2 gol atman lazım galip gelmen için. Şampiyonluğu hücum mu getirir, savunma mı, ne dersin? Ben her zaman iyi hücumdan yanayım. Çünkü sen iyi hücum ediyorsan top sende zaten. Kalende tehlike olmaz. Ama iyi hücum ederken en önemli özelliklerden biri ki bunu dünya üzerinde uygulayan Real Madrid'i, Barcelona'sı, Bayern'i top kendindeyken defansif pozisyonu iyi aldıkları için. Çünkü diyelim ki top sende. Benim o topla, topun aktif alanında değilsem ben artık defansif pozisyon alıyorum. Tabii. O yüzden başarılı oluyorlar. Bizim Türkiye'deki takımlarda bence ben bunun da eksik olduğunu düşünüyorum. Top bendeyken topu izleyen kendi takım oyuncuları, rakip forvet gitmiş 20 metre boş, topu bir kaptırıyor, o adam topa sahip oluyor, sonra kontra yiyorsun. Top sendeyken defans yapmayı biliyorsan zaten büyük takım ve başarılı takım oluyorsun. Katılacak mısın bilmiyorum. Mesela Fernando'nun, Galatasaraylı Fernando'nun en önemli meziyetlerinden biri o. Top Galatasaray'dayken doğru pozisyon alıyor olması savunma anlamında. İşte en önemli şey o. Aktif alanda olmayan oyuncuların artık topu izlemeleri değil, rakibin hareketlerine göre defansif pozisyon almalarından doğuyor başarı yani. Defansif anlamda. Peki bir başka senaryo üzerinden de gidelim Fenerbahçe ile ilgili. Koku devam etti. Başakşehir'i de yendi. İşte sonra fikstürü aklımda değil. Öbür maçı da yendi. Arada Avrupa Kupası maçında kazandı. Böyle bir seri yakaladı. Yeter mi görevde kalması için? Ya çok güzel, pozitif bir şey yol çizdin hani. Ama işte Başakşehir maçına çıkabilecek mi? İlk önce, önce ona bakalım. Peki. Ve ben... Tabii Perşembe ben günü böyle, de bu arada Spartak Tırnava ile maçı var Fenerbahçe'nin, onu da unutmayalım. Ben şimdi günlük de değerlendirmiyorum dikkat ediyorsanız. Yok ilk maçta Koku'nun zaten performansı kötüydü de demiyorum. 7 haftalık bir süreçten sonra Koku'yu eleştirebiliyoruz. Toplam 10 maç. Koku'ya da dikkat ediyorsanız kötü teknik direktör demiyorum. Hayır. Çünkü her teknik direktör iyidir. Formsuz. Şu an Fenerbahçe başında formsuz bir teknik direktör. Fenerbahçe gibi bir camiada böyle formsuz bir teknik direktör kaldıramaz. Bu kadar puan kaybını kaldıramaz. Yani Başakşehir'i de yense, ondan sonra 2-3 maçta seri yakalasa, Koku bu taraftara, camiaya kendini artık affettiremez diye düşünüyorum ben. Peki, bu Fenerbahçe ile ilgili bu programlık son sözlerimiz olsun. Hemen buradan bir gün öncesine gidelim Beşiktaş'a. Beşiktaş, Kayseri Spor karşısında 2-0'lık bir galibiyet elde etti. Tabii burada en çok öne çıkan performans Ricardo Quaresma oldu. Özellikle sezon başından bu yana Ricardo Quaresma Beşiktaş'ın üretiminde çok önemli katkı yapıyor. Ricardo Quaresma'nın hemen bu anlamda istatistiği de ekrana geliyor. 6 maçta 2 gol attı, 4 de asist yaptı. Yani oynadığı her maçta en az 1 gol veya asisti var. Senin tweetini az sonra soracağım ama Quaresma ile başlayalım istedim. Ama şu da tartışılıyor bir yandan. Yani Beşiktaş'ın bu sene çok da iyi oynamadığını geçen senelere kıyasla herhalde sen de kabul ediyorsun. Quaresma fazla mı hükmediyor takıma? Yani bu son Kayseri Spor maçında da her şey Quaresma'nın olduğu yerden, Quaresma'nın ayağından, Quaresma'nın ortasından, Quaresma'nın şutundan gelişiyor. Bu aslında biraz da bir eksiklik değil mi bir takım için? Ne dersin? Ya şimdi bahsettiğimiz oyuncu Quaresma. Inter gördü, Chelsea gördü, Barcelona gördü. Ama hiçbirinde başarılı olamadı. İlk gençlik yıllarında Cristiano Ronaldo'dan daha çok konuşulan bir futbolcudan bahsediyoruz. Evet. Ki bence bireysel anlamda dünya üzerinde çalım atamayacağı hiçbir defans oyuncusu yok. Ronaldo'dan kralları, çalım meziyeti Ronaldo'dan kesin daha fazla. Çok daha iyi, birebir de. Evet. Şimdi Beşiktaş son maçta hep Quaresma üzerinden oynadı. Bu kötü bir şey değil. İyi bir Quaresma sana maç aldırıyor zaten.
asistini yaptı. Hem de çok güzel yerden pasla. Ki bu çok önemli bir detay. İlla kenar oyuncuları hep havadan orta yapar diye bir şey yok. Şimdi sen Wagner Love'la forvet oynuyorsan zaten boy hizası ya da boyundan daha düşük mesafede ortalar yapman lazım ki Wagner'in golündeki Quaresma pası bunun en güzel örneğiydi. Onun dışında Quaresma'nın bence en önemli eksiklerinden biri pozisyona girip gol atamamasıydı. Yaş 35, bu özelliğini de geliştirdi. Ki onun trivelalarını, ayak dişini çok iyi biliyoruz, evet. Kaçırıyordu. Bu sene golcülük özelliğini de geliştirdi. Yani rakipler korksun derim. 35 yaşındaki Quaresma fiziksel olarak muhteşem, ileri geri çalışıyor. 6 maçta 6 gole katkı sağlıyor. Bunlar Messi ve Cristiano Ronaldo istatistikleri yani baktığında. Ama Beşiktaş için Quaresma'nın yokluğunda sıkıntı olur mu? Olabilir. Ama Beşiktaş'ın öyle bir kadrosu var ki mesela şimdi Quaresma'nın iyi oynadığı oyunda Babel çok iyi oynamadı. Quaresma olmadı mı Babel çıkıyor. Babel olmuyor, başkası çıkıyor. Bir Adem çıkıyor. Ki bu arada Adem'i de unutmamak lazım. Adem'den tabii bir Sosa performansı, bir Talisca performansı hemen beklememek lazım. Ne beklemek lazım Adem Yayın? Ya her oyuncu bir kere farklı. Quaresma Quaresma'dır. Onun şimdi iki sene sonra diyelim Beşiktaş'tan ayrıldı. Oraya gelecek kişiden Quaresma'nın yaptıklarını beklememek lazım. Artık futbolcular insanlar ayırt etmeyi bilmemiz lazım. Ben şimdi Adem'den bir Talişe kadar gol atmasını beklemiyorum. Ama forvet arkası oynayan bir Adem'den tabii ki asist yapmasını, pozisyona girip atsın atmasın, pozisyona girmesini bekliyorum. Ki bence de Beşiktaş'ı öne taşıyan en önemli oyunculardan biridir yani. Son maçta da hep öne doğru gitmesi, ceza sahası içine girmesi bunun bir örneğidir. Ama bir Talişka'yı ile değerlendirmeyelim yani. Bir zaman verelim ona da. Ama Beşiktaş, Kayseri Spor maçında maçın başından sonuna kadar daha iyi yolda olduğunu ve daha iyi oynayabileceğini sinyallerini verdi. Bir kere Vodafone Park'a çıkan titriyor zaten. Kim gelirse gelsin. Muhteşem bir seyirci. Dünyanın en güzel manzarası olan, konumu olan stadı. Bana nasip olmadı orada oynamak. İnönü de muhteşemdi. Tabii. Hatta İnönü stadından manzara daha iyi görünüyor aslında. Ya büyük bir avantaj o stad. Bir kere yenildiler. O da Antalya Spor'a. Evet. Yani Vodafone Park açıldığından beri bir kere yenildi. Bir mağlubiyet. Bu muhteşem bir şey yani. Kadro çok iyi. Teknik direktör zaten konuşmaya gerek yok. Türkiye'nin en büyük kariyerli teknik direktöründen biri Şenol Hoca. Futbolcuları çok iyi motive ediyor. Kadro çok alternatifli. Bir medalim var. Kaleye bile koy yani. Her mevkide oynuyor. 11 yerde oynuyor. Nasıldı sol bek performansı medalin sence? Ya, muhteşem. Diyorum sana sağ bek oynuyor. Stoper oynuyor. Sol bek oynuyor. Orta saha oynuyor. Orta saha oynadığında gidiyor, gol bile atıyor, asist bile yapıyor. Hani bir futbolcudan daha da ne bekleyebilirsin? Beşiktaş bu konuda da çok şanslı. Adriano'ya baktığınızda sol bek oynayabiliyor, sağ bek, orta saha oynayabiliyor, sol dış oynayabiliyor. Çok yönlü oyun. Bu arada Gökhan Gönül'ü de unutmamak lazım. Bu sezon üzerine koyan bir Gökhan Gönül. Ki bence bunu da bilmiyorum, dikkat edenler görmüştür. Gökhan Gönül'ün önünde Quaresma çok çizgide oynadı mı Gökhan Gönül ondan fazla hoşlanmıyor. Çünkü Gökhan Gönül uzun koridor mesafede istiyor, gidip gelmeyi seven bir futbolcu. Son maçta Kayseri maçı dikkat ediyorsunuz. Quaresma hep içerilere girdi. Bu da Gökhan'ın performansını arttırıyor. Bu çok önemli yani. Ya Gökhan Gönül'ü Gökhan Gönül yapan etkenlerden biri o. Zico zamanı oynarken hatırlayacaksın. David de Souza'nın içeri girmesi bir ikinci forvet gibi veya bir Alex'e yakın oynaması. Evet. Santfor'da da üçgen kurmaları Gökhan Gönül'ün de sürekli bindirmesiydi. Ama yine de bence Gökhan Gönül kendini, yani Gökhan Gönül dediğimizde çok kariyerli bir oyuncudan bahsediyoruz netice itibariyle. Belki uluslararası bir kariyer. Gökhan Gönül'ün nasıl başladığını biliyor musun? O zaman İbrahim Kaş oynuyordu milli maçı, hiç unutmam. Evet. Norveç deplasmanı. Evet. Fatih Terim İbrahim Kaş, evet. Ağır bir sakatlık yaşadı. O gün Gökhan Gönül yedekti. Sonradan oyuna girdi. Maç 1-1'di. Evet. Kesinlikle kazanmamız gereken bir şart. Maçtı. Golün kimin attığını söylemeyeceğim. Yerden bir pas verdi. İşte o futbolcu da çevirdi. Voleyle uzak köşeye vurdu ve 2-1 galip geldik. Gökhan Gönül o günden beri istikrarlı bir şekilde Fenerbahçe'de olsun, milli takımda olsun ve son senelerinde Beşiktaş'ta gerçekten inanılmaz bir performans gösteriyor. Tekrar Quaresma'ya dönelim. Çünkü Quaresma ile başladık. Ya yaşı ilerledikçe sanki fizik olarak daha iyi, motivasyon olarak daha iyi. Halen bir şeyler vermeye çalışan bir Quaresma. Beşiktaş çok şanslı. Gittiğinde ne yapacak bilmiyorum. Yani klonlamaları lazım diyorum. Değil mi? Çünkü bir Quaresma bulunmaz.
Hani heykelini koysan oraya, Vodafone Park'a, o sağ açığa, heykeli bile orta yapar, asist yapar yani. Peki bu kadar Wagner Love'a da geleceğim de, özellikle çünkü Beşiktaş'ta bir santfor problemi var belli ki. Hatta geleceğim demişken geleyim. Yani Larin'i daha çok tercih etti Şenol Hoca. Negredo tam birinci santfor olmak üzereyken gitti. Ama uzun süre aslında Larin'de, uzun sayılabilecek bir süre, 1-2 ay Larin'de ısrarcı oldu. Bir, sen de forvet oynadın, en uçta da oynadın, ikinci forvette oynadın, o 4-2-3-1'in arkasındaki pozisyonlarda da oynadın. Ne gördü Larin'de, ne görüyor Şenol Hoca? Yani tamam, çok çalıştığı belli de. Şimdi Negredo geçen sezon beklenilen gol sayısında katkı yapamadı. Evet. Eleştirildi, ağır değil. İki maçta bir gol attı, evet. 0.5 şeyi. Aslında maç kötü başına. Bir şey değil yani. Değil mi? Baktığında iki büyük maçta... takım için yeterli mi? Yani Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray. Ya şimdi öyle bir çıtayı yükselten oyuncular oldu ki dünyada. Cristiano Ronaldo, Messi gibi her maç bir gol, bir onlara gol üstü ortalamalar. İnsanlar da onları bekler oldu ister istemez. Ama yine Negredo bu sezon özellikle iyi başladı. İşte UEFA Kupası'nda atmış olduğu goller, ligde de öyle ya da böyle gol atıyordu. Ama Negredo'nun olmadığı yerde sahada Babel, hani sahanın içinde Babel, Quaresma, arkalarında Adem, Oğuzhan varsa bu takımda forvet Wagner oynar. Çünkü bunlar çalım atan, defans arası kısa paslar veren, ki Wagner'in en çok sevdiği şey o iki stoper arasına yaptığı kısa koşular. Ne bileyim, stoperle sol bekin, sağ bekin arasına yaptığı koşular. Bunla, yani bu sistemle de oynayacak tek forvet Wagner. Onun adına da çok sevindim gol atmasına. Çünkü bir... gönderilecek konuşuldu, kaç maç oynanmadı. Transferin son günü o, hani Burak, Lav, evet. Beşiktaş, Trabzonspor, Galatasaray beşgenindeki sorunlar giderilseydi, Lav şu anda büyük bir ihtimalle Galatasaray'ın futbolcusuydu. Yani ama ne peki kadar oradaki... profesyonelmiş ki o kadar oynamamasına rağmen kendini hazır tutmuş, maçın içinde olan çok istekli, arzulu, yani topla ilişkisi. Kanıtlamak istiyor gibiydi, evet. Değil mi? Ya inanılmaz. Şimdi Wagner de gol kralı oldu Alanyaspor'da, değil mi? Yani çok gol attı. Nasıl attı? Alanyaspor daha çok geriye çekilen, geniş alanda evet. oynayan bir takım olduğu için etkili oldu. Beşiktaş'ta bu kadar geniş alan bulamayacak ama Adem'le Oğuzhan, işte Babel, Quaresma'nın kısa pasları ya da yerden otarıyla çok gol atabilecek bir forvet tipi, ki bunu da son maçta gösterdi yani. Sen maçı seyrederken, Beşiktaş maçını seyrederken bir sosyal medyada bir paylaşımda bulundun. Yani herkes Quaresma'yı konuşuyordu, işte Love'dan bahsediyordu vesaire. Adem Yayı hiç öne çıkıyordu ama sen Atiba'yı öne çıkaran bir tweet attın. Şimdi o da ekrana geliyor. Atiba, büyük saygı duyuyorum sana ve işte ne işaretleniyor? Şükran. Teşekkür ediyorsun. Ya şimdi şükranlarını sunuyorsun. Niye bunu, bu maçta Atiba öne çıktı sence? Neden böyle bir tweet atma gereği hissettin? Bunun birçok sebebi var. Şimdi Atiba sezon başı kampı yapmadı değil mi, evet. Beşiktaş'la? Doğru. Sonuçta 35 yaşındaki bir oyuncudan bahsediyoruz. Beşiktaş'ta da bu arada başı, 35 yaşın altında bir oyuncudan pek bahsedemiyoruz yalnız. O da bir sorun. Böyle iyi konuşalım. Olsunlar, ben yaşlarına hiç takılan insan değilim. Şenol ki Hoca bizim da ülkemizde öyle de belli bir yaşa geldi mi... performansı ne kadar iyi olursa olsun yaşlandı, artık yaşlandı. Bırakın 20 yaşında olup sahada yürüyenler var ya. Hani onları konuşalım, bunlardan daha çok. Bunları övelim, Atiba'yı, Quaresma'yı. Yaşına da bakmayalım yani. 25 sahadaki performans yaşları. Önemli. Tabii. Atiba'ya neden saygı duyuyorum dedim. Dediğim gibi sezon başı yapmamış. Dönmüş. 11'de oynamamış. Sırasını beklemiş. Hani görev almamış. Görev aldığında da 90 dakika mücadele eden, geriden top çıkaran, pas hatası yapmayan, 3-0 önde, yok 2-0 mağlup, umrunda olmayan, varını yoğunu bu forma, bu camia için veren bir futbolcu. Nasıl saygı duymayayım? Benim gibi de bence birçok Beşiktaş taraftarı da saygı duyuyor. Ki futbolda hep forvetle oynadığım için bilirim, ne kadar kötü oynarsan oyna, gol attın mı kral olursun, hep onlar konuşulur. Ben maalesef futbolun bu tarafına da bakan insanım, topsuz alanı da izleyenim, onlara da değer veren bir insanım. O yüzden Atiba'ya da böyle bir sosyal medyada paylaşımda bulundum. Daha çoğunu da hak eden bir futbolcu. Son 3-4 sene Beşiktaş'a verdiklerini zaten herkes biliyor, konuşmaya bile gerek yok yani.
Peki son bir şey. Ryan Babel de maçtan sonra zeminle ilgili bir şikayette bulundu. Zaten Şenol Hoca da bir önceki iç saha maçında dile getirmişti bunu. Ryan Babel de diyor ki son iki sezonda oynadığım zemini özledim diyor ve kramponlarının altını gösteriyor ayakkabıları. Hı. Ne kadar toprağın böyle yapıştığını, zor şartlarda oynadıklarını söylüyor. Bu sorunun bir an önce giderilmesi lazım herhalde Beşiktaş'ta. Ya şimdi çok güzel statlarımız var, değil mi? Soyunma odaları muhteşem. Ama maalesef zemin konusunda sıkıntılıyız. Değil mi? Tek Beşiktaş'ın sahasında olan bir şey değil. Değil. Yeni yapılmış birçok statta yaşanılan bir problem. Milyon dolarlar bonservisler ödenip kaliteli ayaklar alıyorsun. Sonra çıkarıyorsun, saha bozuk. Artık bu konuda da biraz profesyonellik geldi hani Türkiye'ye. Mesela hibrit. Ya bu hibrit çim neden bu kadar bozuldu? Belki sezon başında yapılan konserden dolayı olabilir. Çünkü öyle şeyler hani on binlerce insanın o çime basması tahribat yaratır. Beşiktaş ama şimdiki açıklamasında süreçte, özür dilerim. Beşiktaş evet. Açıklamasında bir çim hastalığı dedi. Yani o ilk meşhurdu ilk maçını gördükten meşhur. Mantar. Evet. Mantar da deniliyor ona. Evet. Demek ki zehirli mantar, çim hastalığı. Ya hepimiz hasta olabiliriz de bir çim hastalığı da bu kadar uzun. Değil mi? Normalde, bir an önce çözülmesi lazım. Bilmiyorum ya da İspanya'da oynayıp bütün sahalar halı gibi olunca belki böyle. Sen ona alıştın ondan galiba. Ama bu konserden dolayı olmuş olabilir diye düşünüyorum. Ama konserde önemli sonuçta ülkemizin de tanıtımı için. Şimdi 2-3 hafta zannediyorsam hep deplasman maçları olacağı için toparlanır. Ama futbol oynamak için en önemli etkenlerden biri zemindir. Galatasaray'a geçelim. Galatasaray kendi evinde yine galip gelmeyi başardı. Ard arda 16. galibiyeti Türk Telekom stadında. Yine de beklentilerden biraz daha fazla zorlandı değil mi? Yani Erzurumspor'un, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un ligdeki durumu ve şu ana kadarki performansı göz önünde alındığında ve Galatasaray'ın iç saha performansına bakıldığında hani Galatasaray'ın yine farklı bir galibiyet elde edip kolay bir maç kazanması bekleniyordu. Pek de öyle olmadı. Neden sence? İçeride 16'da 16 inanılmaz bir şey Galatasaray evet. için. Ki deplasmanda izliyorsun Galatasaray'ı bir tereddüt yaratıyor. Acaba içerideki bu maçta kaybeder mi diyorsun. Yine çıkıyor, kazanıyor. Şimdi son maçta belki daha iyi değildi performansının sebebi gol atamamaları. Çünkü 1-0'lık bir skor her zaman tehlikelidir. Bir duran topta, bir ayağın kayar, bir kaleci hata yapar ve gol yersin. Ama baktığında maçın başından beri rakip kalede gol pozisyonu arayan ki gol pozisyonlarına girip değerlendiremeyen bir Galatasaray vardı. Yaklaşık 10 tane net gol pozisyonu söyleyebiliriz evet. yani. O yüzden skor kısır kaldı. Bence içeride her zamanki performanslarını gösterdi. Ama Galatasaray tabii bu içerideki performansını dışarıya niye yansıtamıyor? Ne diyorsun o konuda? Yani Fatih Terim gibi bir hoca çözer. Çözecek. Ya çözecek ama ne zaman çözecek? Sonuçta bütün Galatasaray taraftarları da bunu bekliyor. Sonuçta Fatih Hoca çıkıp deplasmanda o oynamıyor. Ben adım gibi eminim Fatih Hoca yine aynı kendi iç sahasına çıkmış olduğu gibi maç öncesi o motivasyonlu konuşması hazırlığını yapıyor. Ama futbolculara ne oluyorsa kimi stada çıkarsın böyle bir ağırlık çöker ki bu özellikle Ankara deplasmanlarında olur gerçekten. Böyle bir ağırlık çöker. Belki oranın çok siyasi ortamından hani bir ağırlık çöker yani bazı deplasmanlarda. Ama Galatasaray çok ilginç yani içeride ve dışarıda bu kadar fark etmesinin sebebini ya net bir sebep söyleyemeyiz. Yani bence birçok sebep söyleyebiliriz. Bulamıyor değil mi insan yani bir şey koyamıyor ortaya tam olarak. Ya net bir şey koyamazsın. Ama birçok şey söyleyebilirsin. Mesela. Demek ki içeride oynamaktan keyif alan oyuncular dersin. Kendini kendi seyircisinin önünde onlara kanıtlamak isteyen futbolcular diyebilirsin. Ya da deplasmanda o karakteri gösteremeyen, o sorumluluğu alamayan futbolcular diyebilirsin. Ama Galatasaray şu sıkıntı var. Geri mağlup başladı mı geri çevirmede sıkıntı var. Çünkü burada artık sorumluluk alacak oyuncular fazla göz önüne çıkmıyorlar. Yani Fatih Hoca'nın da bence en büyük sıkıntısı bu ki... Akhisar maçı öncesi maç önünde yapmış olduğu konuşmayı izledim. Bunun sinyalini verdi. Bir önceki maç, Şampiyonlar Ligi maçına kadar konsantre olamazsak sıkıntı yaşarız dedi. Fatih Hoca da biliyor sıkıntıyı. Ama onun da bence çözümünü bulur diyorum. Sonuçta Galatasaray geçen sene de deplasmanda evet. çok puan kaybetti. Ama lig şampiyonu oldu. Artık birçok takım içeride inanılmaz seriler yakalıyor. Bakın biraz önce söyledik Beşiktaş,
kaç maç sonra Antalya'nın da Fenerbahçe'nin içerideki derbi serileri var. Yenilmezlik. 45 maç. Ya inanılmaz bir 45 şey. 45 maç demek aşağı yukarı 3 sezon demek ya neredeyse hani iç saha toplamına baktığın zaman. Demek ki artık günümüz futbolunda içeride yenilmeyeceksin. Ve Galatasaray'da bunun en büyük örneği. Dışarı okudan puan kaybedip içeride seri galibiyetlerle şampiyon olmuş bir takımdan bahsediyoruz. Şimdi Galatasaray'da da tabii özellikle saha içinde en çok konuşulan konu santfor. Yani özellikle Fatih Terim'in geçen hafta Akhisar maçından sonra Akhisar maçında Henry Onyekuru'yu denemesi ve çıkıp haklı olarak da ya benim elimde bir tek Eren var. Başka bir şey de denemem lazım. Bir şey bakmam lazım demesi. Galatasaray'da özellikle bu santfor tercihi çok merak ediliyor hep. Eren'in ama Erzurum maçında bilmiyorum senin de dikkatini çekti mi? Golden, gol pozisyonundan ve kaleden uzak bir performansı vardı. Yani Eren maç boyunca ceza alanında sadece bir kez topla buluştu ve sadece bir şut attı. Ki hani Galatasaray'ın pozisyon ürettiği, rakip kalede baskı kurduğu bir maçtan bahsediyoruz. Hani takım olarak çok kötü oynar, geride oynar. O zaman deriz ki zaten santfor çok fazla bir şey yapamadı. Ne diyorsun bu rakamlara, bu tabloya? İşte bu sonucu göreceğini bilen Fatih Terim, o yüzden alternatifler deniyor derim. Onyekuru forvette oynayabiliyor mu? Onu deniyor. Ama o da olmadı. Çünkü arkası dönük oynamak kolay bir şey değildir. Bir forvet oyuncusu olarak arkan dönük. Nereden müdahale gelecek bilmiyorsun. Dönüp tekrar driplik yapmak kolay değildir ki. Onyekuru yüzü dönük oynamayı seven bir forvet tipi. Ama Fatih Hoca ne yapsın? Şimdi bir senin forvetin ceza sahası içinde bir pozisyona giriyorsa, bir şut atıyorsa sen alternatifler denemek zorundasın. Ki şu ara transfer yapma imkanı da yok. Kadro içinde yeni seçenekler üretmeye çalışıyor. O yüzden bu tür denemeleri daha da göreceğiz ki Eren'in de zaten sakatlığı var herhalde. Bu arada Emre Akbaba'ya da geçmiş olsun. Evet, ameliyat. Bize belki son zamanlarda özlediğimiz anı yaşatan bir futbolcu milli takım anlamında. İsveç 2-0'dan muhteşem bir dönüş. Yani inşallah en kısa zamanda sahalara döner. O da çok iyi performansı vardı. Çok daha iyisini de yapabilecek bir oyuncu. Bu arada ona da geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Peki Onyekuru ile ilgili yine bir soru sormak istiyorum aslında tam da bu noktada. Bir daha denenmeli mi? Yani Akhisarspor maçında evet. Aslında bence Akhisarspor maçında da bu arada ilk yarım saatte Onyekuru üzerinden değil ama Galatasaray'ın girdiği 3 ya da 4 net gol pozisyonu var. Yani o şablonun tamamen başarısız olduğunu söylemek bence onun için erken. Bilmiyorum sen ne düşünüyorsun? Ya. Yoksa oyuncu tipi olarak müsait değil mi onu yapmaya? Ya şimdi İlla önde oynuyor diye statik oynayacak bir şey de yok. Hı-hı. Fatih Hoca çok forvetsiz oynadığı dönemler de oldu bizim milli takımda. Ben forvet oynuyordum. Ben de arkası dönük oynamayı iyi bilmeyen oyuncuydum. Kenarlara kayıyordum. Yani tabiri caizse 1-4-6 oynuyorduk biz. Evet. Yani 6 tane ofansif oyuncuyla oynuyorduk. Bence öyle bir şeye dönebilir Fatih Hoca. Ki Onyekuru'yu bağlasan orada sabit durup sana duvar olup takımı çıkarttırmaz yani. Çünkü çapraz koşu yapmayı, driplik yapmayı seven bir oyuncu. Ama Galatasaray'ın o konuda bir sıkıntısı var. Çünkü şimdi çok yoğun bir sürece girecekler yani. Maç programı çok yoğun. Şampiyonlar Ligi, lig, kupa maçları başlayacak. Hani tek Eren'le... Sonra diğer devşirme forvetlerle biraz zor gibi gözüküyor yani. Bu maçta ilk 11'e dönen oyuncular vardı. Maicon, Feghouli. Bu sene Fatih Terim'in çok fazla, hele Feghouli ilk kez ilk 11'de oynadı. Onların performansı nasıldı sence? Yani devam edelim. Ömer Bayram. Ömer'i ayrıca soracağım, onu ayırdım. Hani bu iki oyuncu çünkü bu takımda geçen sene hep olan, hep ilk 11 oynayan... Ama bu sene özellikle çok ciddi bir şekilde yediye düşen oyuncular. Ya şimdi Feghouli daha çoğunu verebilir. Benim beklediğim seviyede bir performans göstermiyor Feghouli. Ki bence Galatasaray taraftarları da böyle düşünüyor diye tahmin ediyorum. Çünkü Feghouli'den ne bekleniliyor? Gol atması ve asist yapması bekleniliyor. Ki onları hep yaptı geçmişinde. İspanya'da oynadığı dönemde de yaptı. İngiltere'de oynadığı dönemlerde de yaptı. Mariano'da bence bir düşüklük var. Hani performans düşüklüğü. Eski temposu yok. Daha çok bindiren Mariano yok. Maicon'a gelince vallahi bu forvet sıkıntısında geçen sene de baktığımızda 5 gol attı herhalde. İyi frikik kullanıyor. Kafa topları iyi. Forvette dener mi? Fatih Hoca dener diye düşünüyorum hani gün gelir. Çünkü Eren'in sakat olduğunda Onyekuru'dan performans alındı. Hani denenir. 5 tane gol atan bir stoper inanılmaz bir avantajı. Frikikleri de iyi kullanıyor. Ama bence
Maicon da geldiğinden beri bence en iyi performansını gösterdi. Şimdi 1-0 öne geçtikten sonraki süreçte Erzurumspor topa çok sahip oldu. Pozisyonlara evet. girdi. Orada Serdar Aziz'in, Maicon'un inanılmaz müdahaleleri vardı ceza sahası içinde. Bunu da unutmamak lazım. Maicon daha önce ofansif anlamda çok iyiydi. Defansif anlamda kötüydü. Hakikaten yani. Çok ağır kalıyordu özellikle deplasmanlı evet. maçlarda. Defans arkasına atılan her top Galatasaray'a sıkıntı oluyordu. Ama bu maçta bence Maicon defansif anlamda Galatasaray'a geldiği günden beri en iyi performansını gösterdi. Bunun yanında da gol attı. Ama o golle de Erzurumspor defansının hatasını da söylemek lazım. Hani o açıdan o kadar serbest bırakılıp kapattığın köşeden o gol yenilmez yani. Galatasaray hafta içinde Porto ile oynayacak. Emre Akbaba Galatasaray'da sakatlandı. Oynayamayacak bu karşılaşmada ve belli bir süre daha oynayamayacak. Porto'da da Abubakar, eski Beşiktaşlı. Abubakar'ın sakatlandığını ve Galatasaray'a karşı forma giyemeyeceğini söyleyelim. Buradan Porto'da bu arada tabii son lig maçında Tondela'yı 1-0 mağlup etti. 6 maçta 5 galibiyet, 1 mağlubiyetle liderliklerini sürdürüyorlar. Galatasaray'ın rakibi Porto'da da durum böyle. Portekiz deplasmanında çarşamba akşamı Galatasaray Porto'ya konuk olacak. Çok iyi bir başlangıç yapmıştı Lokomotiv Moskova karşısında. 3-0'lık bir galibiyette. Bakalım ilk deplasmanındaki Galatasaray'ın deplasman sorunundan hep bahsediyoruz. Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk deplasmanı bakalım nasıl geçecek. Buradan biraz Avrupa Liglerinde tura çıkalım mı Nihat? Önce milli takımın Porto, hani biz çok oynuyoruz ya, o yüzden. Ha. Mesela ben daha Beşiktaş dönemimde UEFA'da Porto ile oynadık. Geçen sene yine Beşiktaş'ın grubundaydı Senin Porto. Acayip bir golün var Porto'ya uzaktan. Yani işte biraz güzeldi. Biraz. 35 metreden. Bu arada Galatasaray başarılar diliyor. Sonuçta çok güzel bir başlangıç yaptı Şampiyonlar Ligi'ne. Evet. Porto deplasmanı çok önemli. Hani puan alır inşallah. O Estadio Drago, zemin muhteşem, atmosfer güzel. İnşallah oradan puan ve puanlarla döner. Başarılar diliyoruz. Kolay mı? Zor bir deplasman gerçekten. Değil mi? Yani. Evet. Cenk Tosun'la başlayalım Avrupa turumuza. Cenk Tosun da bu sene Everton'da sallantılı bir performans ortaya koydu. Yani ilk 5 maçı 11 çıktıktan sonra gol atamayınca yedeğe düştü. Ama neyse ki bu hafta golü hatırladı. Yani toplam 8 maçta ilk golü oldu. Fulham'a karşı bu kafa golüyle. Umarız gollerine geri döner. Ne diyorsun Cenk Tosun'un İngiltere macerası için, İngiltere'deki performansı için Nihat Kahveci? Öncelikle çok gurur duyduğum oyunculardan biri. Sadece saha içinde değil, saha dışındaki duruşuyla, yapmış olduğu açıklamalarıyla, örnek davranışlarıyla takdir ettiğim futbolculardan biri ki zaten Beşiktaş sürecinde de Beşiktaş'a çok katkılı oldu ki İngiltere'ye gitti ve tarihinin de belki Beşiktaş tarihinin en çok para kazanan oyuncularından biri oldu. O yüzden tebrik ediyorum. İngiltere Ligi'nde oynamak kolay değil. Sonuçta Türkiye Ligi'nde çok koşan, mücadele eden bir Cenk Tosun oraya gidip 2 hafta geçiyor. Ya fizik olarak daha iyi olmam lazım diyor. Düşünün yani nasıl bir seviye olduğunu oranın çabukluk ve fizik olarak. Bu sene de kötü başladı. İyi başlayamadı. Yani, tamam, dilimiz varmıyor böyle demeye evet. ama öyle hakikaten. İyi başlayamadı. Sonra 3'te iyi niyetiyle oynuyordu. Ama forvet oyuncuları her zaman attığı golle performansı değerlendirdiği için bu sene beklenilen golleri atamadı. Bazen oynamamak oynamaktan hayırlıdır. Bu maçta olduğu gibi. Belki baştan başlasa, gol atamazsa dakika 45-60'da çıkacaktı. Bu maçta da sonradan girdi, gol attı ve özgüven kazandı. Ben her zaman bunu derim. Oynamayan oyuncu, özellikle forvet oyuncusu çok üzülmesin. Bazen oynamamak, oynamaktan hayırlıdır. Peki, İspanya'ya geçelim buradan. Enes Ünal'ın performansını sana soracağım. Özellikle İspanya performansı. Yani Hollanda ve Belçika'da da oynadı ama İspanya'da da Villarreal'in oyuncusu. Villarreal geçen sene de bu sene de kiraladı. Şimdi Villarreal'de 30 maç, 5 gol, 3 asist. Senin eski takımın. Levante'de 7 maç, 1 gol, 1 asist. Valladolid'de bu sezon kiralık oynuyor. 5 maçta 2 gol attı. Hafta içinde 2. golünü atmıştı. Nasıl görüyorsun Enes Ünal'ın İspanya kariyerini ve bundan sonrasını? Ne yapması lazım? Şimdi bugün birazcık övme günümüz. Diğer bir öveceğimiz oyunculardan biri de Enes Ünal. Şimdi çok ilginçtir. Ben futbolu bıraktığımda Villarreal'de altyapıda teknik direktör evet. olarak başladığımdan beri Villarreal'in istediği bir oyuncuydu. Bana sordular özellikle. Kaç sene öncesinden bahsediyorsun? Hatta babası geldi, tesisleri dolaştı Villarreal'i.
Düşünün 7 sene öncesinden bahsediyorum. Rahat Enes 8 sene. 14 yaşında yani. Tabii. 14-15 yaşında. İşte Avrupa'daki sistemi biraz anlasın insanlar. Nasıl takip edip ondan sonra alır. O dönem belki bedavaya alabilirlerdi. İşte nereye? Belçika'ya mı gitmişti Enes? Önce City aldı. City altyapı. İşte o ara City'yi tercih etti. Evet. Evet. Sonradan para vererek aldı. Ama 6-7 sene Enes Ünal'ı takip ettiler. Enes maşallah başladığından beri kaçıncı takımı? Bak İspanya'da 3. Evet, takımı evet. olmuş. Villarreal'de ben onun çok başarılı olacağına inanıyordum ama Villarreal öyle bir kulüp ki burada hani oynamadığında oyuncu gelişsin diye başka takımlara kiralık olarak veriyor. Oyuncunun oynamasını istiyor. Bu Enes için çok önemli. Valladolid'de de 5 maçta 2 gol. Çok iyi bir istatistik şu an İspanya Ligi için. Ama ben onu tekrar Villarreal'e ya da daha üst takımlara gelip daha iyi performans gösterebileceğine inanıyorum. Cenk için neler söylediysem saha içindeki performansı dışında saha dışında da çok düzenli yaşantısıyla insanlara örnek olan bir futbolcu. Ben şahsen gurur duyuyorum. Bir kere hani İspanya'da oynamış, orada oynamanın ne olduğunu bilen bir oyuncu olarak hepsiyle ayrı gurur duydum, belirtmek istiyorum yani. Peki buradan geçelim. Şimdi övgü günüm dedin ama şimdi soracağım ismi övebilecek misin bilmiyorum. Çünkü Emre Mor'dan bahsedeceğiz. Yani bundan yaklaşık 2,5 yıl önce Türk Messi tırnak içinde bu lakapla anılan, Euro 2016'da çok genç yaşta olmasına rağmen aday kadroya çağrılan, hatta formada giyen Emre Mor. Borussia Dortmund'a transfer oldu. Çok mutlu olduk. Kendisini geliştireceği bir kulüp olarak gördük. Ama pek de öyle ilerlemiyor. Emre Mor'un rakamları, istatistikleri, aldığı süreler çok zayıf. 2016-2017'de Borussia Dortmund'da 676 dakika oynadı. 2017 geçen sezon Celta Vigo'ya gitti. Yine İspanya Ligi 781 dakika oynadı. Ve bu sene sadece ve sadece 39 dakika oynayabildi Emre Mor. Nerede hata yapıyor? Senin bu söylediğin süreçlerde ben de birebir oradaydım. Mesela 2016 Avrupa Şampiyonası'nda. Tümer'le birlikte. Sağ olsun birlikte, ben, Tümer, Metin, Tuncay Şanlı o ekibin içindeydik. Ve Emre Mor'la da en çok ilgilenen kişilerin başlarında da biz geliyorduk. Fatih Hoca ona gencecik yaşında ta 2. ligde oynarken milli takımda oynama şerefi verdi. Türk Messi denildi. Çünkü attığı çalımlar, driplingleri, şutları bunların hepsi doğruydu. Burada iş artık futbolcuya kalır. Önemli olan bunu devam ettirmektir. Bunu devam ettirmek için sen ne yapıyorsun? Demek ki Emre Mor için bazı şeyler yeterli. Dortmund'a gitmek, oynasam oynamasam da Dortmund'lu Emre Mor. Celta Vigo'ya gitmek, Celta Vigo'lu Emre Mor. Demek ki bunu yeterli görüyor. Ben burada onun biraz kişisel anlamda hani daha çok saha dışında destek görmesi gerektiğine inananlardan biriyim. Bir paylaşımı var. Bilmiyorum şey denk mi? Geldiniz mi? Evindeki koltukta koltuk, isim arkada. Yazmaları filan. Ya bir dur hani. Ya bir dur. Özellikle Türkiye'de bu tarz şeyler çok dikkat çeker. Her zaman derim ne kadar büyürsen o kadar ufalacaksın, mütevazi olacaksın. Bu ufalmak kendini ezdirmek değil. Mütevazi olacaksın. Orayı korumaya çalışacaksın. Zaten zirveye çıkmak kolay artık. Bir günde yıldız oluyorsun. Özellikle bizim ülkemizde. Bir maçla yıldız oluyorsun. Ama orada ne kadar kalıyorsun? Önemli olan onu sağlamak. Emre Mor maalesef saha dışında bu konuda eksik kaldı diye düşünüyorum. Ama bu çözülemeyecek bir sıkıntı değil. Gerçekten çok kaliteli, yetenekli. Ya bir patlaması var. Değil mi? Yani bu Brezilya'da Ronaldo gibiydi yani patlaması. Ya bu özelliğini kullan. Emre Mor'a biraz takımla nasıl oynayabilirim? Yeteneklerimle takım arkadaşlarımla nasıl yararlanabilirimi de göstermek lazım. O tek başına oynuyor galiba, değil mi? Olmaz artık futbol takım oyunu yani. Tek başına bir yere kadar, tek başına son 5 metrede çalımını atar, gol atarsın. Ama oraya gitmen için takım arkadaşlarına ihtiyacın var. Nerede çalım atman gerektiği, nerede dripling yapman gerektiği, nerede şut atacaksın, nerede pas vereceksin, nerede duvar pası, nerede bindireceksin. Bunları da öğretmek gerekiyor ki Dortmund'a gitti artık orada da öğrenmediyse bence burada en büyük sıkıntı Emre Mor'un kendisidir diyorum. İnşallah düzelir. Çünkü hem milli takımımız için hem de bizi yurt dışına temsil eden bir futbolcu olarak ben onun başarılı olmasını isteyenlerin başına geliyorum.
Birazdan Hikmet Karaman'a da bağlanacağız. Chelsea-Liverpool maçı Premier Lig'de haftanın karşılaşmasıydı hakikaten ama Mesut Özil de Arsenal formasıyla performansını yükseltiyor. Hem de birçok tartışmanın odağında olmasına rağmen Almanya milli takımından ayrılması, emeklilik kararı alması hala tartışılıyor. Hatta Joachim Löw geçtiğimiz günlerde o Euro 2024'ün açıklandığı günde bir açıklama yaptı Nihat. Bilmiyorum takip edebildim mi? Ben Arsenal tesislerine gittim. Mesut'la görüşmek istedim. Görüşemedim. Benle görüşmek istemedi. Ve emeklilik kararını telefonla da olsa bana bildirmekten imtina etti. Ben de üzgünüm dedi Mesut Özil için. Ne diyorsun o tartışma için? Yani Almanya Futbol Federasyonu yeterince sahip çıktı mı Mesut Özil'e? Mesut herhalde bunu hissettiği için bıraktı değil mi? Çıkmadı ki Mesut emekli oldu milli takımdan. Ki baktığında hani Almanya milli takımındaki performansına asist olarak, gol sayısı olarak istatistikler inanılmaz. Ama görüyoruz ki o süreçten kendini arındırmış, tekrar futbola dönmüş bir Mesut son 15 günde işte 3 tane gol atıyor. Futbolla anılmak istiyor. Artık o dönemki polemiklerden uzak durmak istiyor. Ki orada yaşayan, her ne kadar orada doğmuş, büyümüş de olsa bir Türk olarak anılan Mesut'un işi o kadar da kolay değildi. Vermiş olduğu karar da zordu. Karardan sonrasındaki yaşadıkları süreç de zordu. Ama futbola o kadar konsantre olmuş ki artık futboluyla konuşmak, attığı gollerle, asistlerle konuşulmak istenen bir Mesut görüyoruz. Bence de bu yolda ilerlesin. Diğer olaylar zaten onun elinde olmayan olaylar. Kulağını kapatacak kolay mı? Zor. Ama bu gol attıkça bu Almanya için sıkıntı yani. Değil mi? Böyle bir oyuncuyu nasıl bıraktırdık diyecekler. Zaten orada da biraz rüzgar döndü. Yani Futbol Federasyonu Başkanı da ilk bu kıvılcımı yakan açıklamayı yapan isimdi. Şimdi daha doğrusu bundan bir ay önce yaklaşık yaptığı açıklamada ben burada hatalıydım, daha yapıcı olmalıydım gibi şeyler söyledi. Bakalım Mesut'un kariyeri nasıl devam edecek? Haftanın maçı dedik. Belki de Avrupa'da haftanın maçıydı. Çünkü Premier Lig'de iki şampiyonluk adayı Chelsea ile Liverpool karşı karşıya geldiler. Liverpool kayıpsız gelmişti. Bütün maçlarını kazanarak gelmişti Stamford Bridge'e. Ama ilk puan kayıplarını yaşadılar. Yine de bir başka şampiyonluk adayı Chelsea'ye yenilmeden de karşılaşmayı tamamlamayı başardılar. Eden Hazard'la Chelsea öne geçti Liverpool karşısında. Aslında maçın büyük bölümünde Liverpool'un Chelsea'ye karşı daha üstün oynadığını söylemek mümkün. Eden Hazard'ın golüne ise Sturridge inanılmaz bir vuruşla cevap verdi. Ve bu maçı yerinde izleyen Hikmet Karaman şimdi telefon attığımızda. Hocam siz yine bir ada turuna çıktınız. Paylaşımlarınızı görüyoruz. Bu maçın manşeti ne sizce? Sadece bir teknik adam olarak değil, sadece bir futbol sever olarak değil, belki de bir yorumcu gözüyle de baktınız. Nedir bu maçın manşeti? Chelsea-Liverpool maçı size ne verdi? Yani şunu söyleyeyim. Önce iyi akşamlar. İyi akşamlar hocam. Ben Nihat kardeşime. Sarri'nin Chelsea'si Klopp'un Liverpool'u birisi geriden oyun kurma. Karşıdan başlayan geriden oyun kurması falan. Sarri Chelsea. Diğer tarafta Liverpool karşı agresif karşı pres yıldığında da çok çabuk rakip kaleye hücum yapan iki takım gördük. Yani mesela Liverpool'un rakip alanda özellikle kaleciden oyun kurma pozisyonlarında önde pres yaptığını görmesine rağmen ısrarla takımına uygulatıyor. Israrla. Bu çok önemli bir olay. Mesela biz bazen şunu yaparız. Üçlü dörtlü siz geriden oyun kurmaya çalışırsanız kaleciden başlayan üçlü dörtlü gördünüz mü? Kaleciler hemen uzun topa yönelir. Hayır. Kesinlikle orada öyle bir pas trafiğinde çalışıyor ki o pas trafiğinden çıkıp %100 gol pozisyonuna gidebiliyor. Fakat bunun da ters durumu da olabiliyor. Risk de olabiliyor. Çünkü Liverpool önde presi yapan takımlardan biri. Klopp, Borussia Dortmund'da ilk bunu çıkaran yani gegenpress, Almanların karşı pres dedikleri, işte karşı presten sonra da çok da atağa kalkan. Fakat burada diğer bir önemli husus Nebin oyuncuları da üst düzey fiziksel kapasiteye sahip. Sadece oyun kaliteleri değil,
Mesela onlara Arsenal'ı seyrettim. İşte Everton'ı seyrettim. Veya Manchester United'a bakıyorsunuz. Bunlardan bu iki takım çok farklı. İlk defa çok hocam, yakından... Hocam Manchester United demişken araya gireyim. Jose Mourinho gidiyor mu? Ne yazıyor orada gazeteler, yani, televizyonda ne yorumlar var? Gidici gibi. Herhalde bu son maç, oyuncakları son maça. Aslında şunu söylemek lazım. Mourinho ile takım arasında büyük bir uçurum var. Hatırlayın Chelsea. Alo. Evet, duyuyoruz hocam. Chelsea'de ilk senesi Mourinho şampiyon oldu. Şampiyon. İnanılmaz kötü bir gidiş. Oyuncularla Mourinho arasında büyük problem. Ve daha sonra Mourinho'nun ayrılışını gördük. Ama burada Manchester'da özellikle Louis van Gaal'dan sonra, çünkü Louis van Gaal de başarılıydı Manchester'da. Louis van Gaal'dan sonra Mourinho'nun takımla oyuncu ilişkilerinde, özellikle Pogba'yla, burada bütün televizyonlarda antrenmanlardan bölümler çekmişler. Pogba'yla Mourinho arasında beden dilleri birbirlerine problem var. Var. Oyundan aldı zaten kendisini. Fakat esas iş ne bil? Bu yıllarda seyrettiğim Chelsea, Liverpool her bize çok şey kaçırdı. Benim de dikkatimi çek. Açanda o kadar fazla ki küçük parladık. Hocam bağlantımızda biraz problem var, sorun var. Biraz kesiliyor sesiniz. Duyuyor musunuz? Duyuyor musunuz? Duyuyoruz ama arada da kesiliyor konuştukça. Teşekkür ederiz, evet, aktardıklarınız için. Bir başka programda yine sizin görüşlerinize başvurmak, tamam, isteriz. Ada turunuza devam edin bakalım. Biz de takip, tamam, ediyoruz. Tamam, teşekkürler. Ada turunuzu. Çok teşekkür ederiz. Hikmet Hoca hep böyle özellikle İngiltere'ye gidiyor. Maçları yerinde seyrediyor. Oradan notlar alıyor. O paylaşımları yapmayı da seviyor. Çok önemli yani, çalışmadığı dönemde böyle dünyanın üst düzey takımlarının maçlarını izlemek, ki sadece futbol da izlemiyor. Yanlış hatırlamıyorsam Wembley'deki Joshua'nın maçını da izledi. Evet evet. İnanılmaz bir boksör yani. O maçı da izledi yani. Onu da izledi. Hatta sadece futbolla ilgilenmiyor. Joshua ile böyle selfiesi de var hemen maç sonunda, evet, çekilmiş. Yani çok önemli yani. Sonuçta kendini geliştiren bir teknik direktörü yani her zaman. Premier Lig'de bu haftanın en güzel gollerinden birini City attı. Orada Agüero'nun becerileri üzerine sana belki fikir vermeni rica edeceğim. Bu hafta Manchester City Brighton and Hove'la karşı karşıya geldi. Bak burada Agüero 4 kişinin arasında 1 ya da 1,5 hareketle sıyrılıyor. Pasını veriyor, tekrar geri alıyor ve boş kaleye gönderiyor ama onu yaratan kendisi oluyor. Topu boş kaleye gönderdi. Şimdi bu pozisyonda biraz önce Emre Mor'la ilgili konuştuğumuz konunun bir örneği var değil mi? Emre Mor da bu çalımları atıyor mu? Atıyor. Böyle belki atar. Belki de fazlasını atar. Buradan da çıkar. Evet. Ama burada belki sağa döner, topu kaptırırdı. Orada ne yaptı? Sterling'i kullandı Agüero. Evet. İşte anlatmak istediğim buydu. Yani ince bir çizgi ama fark yaratan bir çizgi budur. Kalitede. Agüero da orada duvar pası. Zaten bitiriş muhteşem. Ve dikkat ediyorsan artık günümüz futbolunda forvet tarzları da değişti yani. Dribling yapan, kısa boylu, çabuk, ceza sahası içinde çoğalan forvet oyuncuları her zaman başarılı oluyor. Peki Jesus'a ne diyorsun? Yani daha iyi olacak. Biraz tecrübe eksikliği var. Ama son vuruş becerisi yeterli mi City için? Ben biraz oraya takılıyorum açıkçası. Vallahi... Yani Dünya Kupası'nda izlerken Firmino bir dünya gol atmış, asist yapmış. Firmino'yu ilk 11 başlatmayıp Jesus'u başlatıyordu. Bu sene de Pep Guardiola da hala inanıyor Jesus'a belli ki ama ya gol sayısı çok düşük değil mi en uçta oynayan biri için? Ne dersin? Ya şimdi Agüero mu Jesus mu dersen? Yani Jesus bir de öyle bir şey var. Agüero de. Değil mi? Yani şüphesiz. Firmino mu dersen Firmino derim. Hani bunu şöyle bakayım yani. Hani bu Manchester City'de olsa, dünyanın herhangi bir takımı da olsa Brezilyalı Jesus dedin mi? Zaten 1-0 önde oluyor Brezilyalı Apolete ile ve oynuyor sahada. Ben de bunu zamanda oynarken hani ismim Nihat. Nihatinho olsaydım ne olur diyordum, hani böyle bir örnekleme veriyordum. Maalesef önündeki Apolet birazcık sana bakış açısını da değiştiriyor yani. Peki milli takımda öteki de Firmino zaten. İkisi de Brezilyalı. İşte o milli takımdaki de ilginç. Demek ki bizim görmediğimiz bir şeyi görüyorlar. Ya şimdi Jesus mu Jesus mu? Portekizce olduğu için Jesus herhalde. Je tabii. Sen normalde İspanyolca Jesus. Evet. Jesus diyoruz. Siz öyle diyorsunuz. Normalde. Siz İspanyollar. Şimdi
Ya çok hareketli bir futbolcu, çok pozisyona giren bir futbolcu. Dediğin gibi son vuruşlarda biraz daha sakin olması gerekiyor. Ama Manchester City'de Guardiola'da oynatıyorsa boşuna oynatmaz yani. Bizim muhakkak, görmediğimiz yani şeyi görüyor. Tabii. Ve daha çok genç. Ya bu özellik geliştirilebilir. Daha sakin olunabilir. Bence o yüzden de bu kadar kredisi var yani. İtalya'da bu hafta iki büyük maç vardı. Bir Roma derbisi, Roma ile Lazio karşı karşıya geldi. Orada Roma Lazio'yu mağlup etmeyi başardı. 3-1'lik bir galibiyet elde etti. Ve bir başka büyük maç da Juventus'la Napoli arasındaydı. Bu iki takım geçen sezon şampiyonlukta yarışmışlardı. Juventus da Napoli karşısında galip gelmeyi başardı. Bu iki maçı beraber konuşurken tabii yine Roma işin içine girince Cengiz Ünder'i sormadan edemeyeceğim sana. Bu maçta kadroda yoktu, gerçi oynamadı ama hafta içinde Frosinone karşısında çok güzel bir gol attı. Böyle rakiplerini geçip orta sahadan alıp uzaktan böyle bazuka gibi vurdu. Ve genel olarak Roma'da böyle bir maç var, bir maç yok. Şimdi rotasyon, ne diyorsun? Rotasyon. Cengiz nasıl davranmalı? Böyle olmadığı zaman çok büyük bir hayal kırıklığına uğramamalı herhalde. Hayır. Çünkü bahsettiğimiz takım Roma. Senede 50 tane 60 tane maç oynuyor. Yani minimum oynayacağı maç sayısı 30-35. Hani Türkiye Ligi'nde oynayacağı maç sayısıyla eşit gibi bir şey. Sonuçta böyle takımlarda rotasyon çok oluyor. Çünkü fazla kalite farkı olmuyor senin yerine oynayan oyuncuyla. Cengiz ayrıca geçen sene muhteşem bir performans gösterdi. Evet. Bir kere ben ceza sahası dışından topa vuran oyuncuya bayılıyorum. O yüzden İngiltere Ligi'ni çok severim. Çok şut atarlar. Cengiz de bizi çok iyi temsil ediyor orada. Zaten kaleyi gördü mü cesaretli bir şekilde kaleye şut atan bir futbolcu. Yine muhteşem bir gol attı. Oynamıyor diye o da takmıyordur. Sonuçta hocası diyordur. 3 gün sonra bir maç daha var, o zaman oynayacaksın. Çünkü böyle takımlarda dediğim gibi çok kalite farkı yok. Oynayanla oynamayan arasında. O da zaten onun bilincinde. Fizik olarak da üstüne koydu. Hani Türkiye'deki fizik performansının üzerine çıktı. Çünkü İtalya'da oynamak istiyorsan zaten öyle olmak zorundasın. Önemli olan bu istikrarın devam ettirmesi. Bu yolda tabii ki düşüş olacak. Performans düşüklüğü olacak. Önemli olan onlara da çok takılmadan aynı nasıl şu ana kadar iyi performans gösteriyor, ülkemizi temsil ediyor. Mütevazi bir şekilde ayakları yere sağlam basarak çok daha iyi takımlara bile gidebilir. O kalitede bir futbolcudan bahsediyoruz yani. 7 yıl üst üste şampiyon olduktan sonra Juventus 8. de olacak galiba, ne dersin? Yani şimdi en güçlü rakipleri gibi görünen Napoli'yi çok rahatça yendiler. Gerçi Napoli kırmızı kart gördü, 10 kişi kaldı ama şimdiden 6 puanlık farkı yaptı Juventus. Ya şimdi burada bilmiyorum, başka kanal ismi söyleyebiliyoruz mu? Reklama mı? Hayır canım, niye? Hani çünkü geçen sene de Napoli inanılmaz gidiyordu, sevgili Ali Ece var ki siz de tanırsınız. Evet. Napoli acaba bu sene şampiyon olacak mı filan diye onunla da konuştuğumuzda, hatta bir ara 5-6 puan Juventus geriye bile düşmüştü. Juventus tecrübesiyle alır demiştim. Bu sene yine onun üstüne koyarak giden, ki bir de üzerine 7 sene şampiyon olmuş dünyanın en iyi futbolcularından biri Cristiano Ronaldo'yu getiriyorsun. Hani artık onlarla yarışmak kolay değil. Onların hedefi bence o finallerde kaybettiği Şampiyonlar Ligi'ni almak Cristiano Ronaldo ile birlikte. Bu da kolay mı? Çok zor. Çünkü o seviye çok farklı. Oradaki tecrübe çok daha ayrı. Evet. Yani Ronaldo gelince akla gelen ilk şey Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu oldu. Evet. Ki Juventus son dönemde finallere çıkıyor ama hep finalleri kaybediyor. Evet. Bir kısa ara verelim. Kısa aradan sonra yine Barcelona var. Konu başlıklarımızdan bir tanesi. Bir de Almanya Ligi'nde bir kalecinin yaptığı inanılmaz hata var. Barcelona'da neler oluyor? Galibiyeti unuttu Barcelona. 23 Eylül'de Girona ile 2-2 berabere kaldı. 26 Eylül'de Leganes deplasmanında 2-1 yenildi. Ve 29 Eylül'de son olarak Athletic Bilbao ile 1-1 berabere kaldı. Barcelona 3 maç üst üste kazanamadı. Kazanamadığı takımlar da ligin 10. ve altındaki takımlar sıralama olarak. Ne diyorsun? Barcelona'dan hiç beklenilmeyecek bir istatistik ki çünkü bir haftada 3 maçta da puan kaybı çok nadir görülmüştür Barcelona tarihinde. Ama en büyük şansları Real Madrid'de bu sezon. O kadar iyi değil yani ligde en son Sevilla deplasmanında mağlup olmaları. Dağıldılar resmen değil mi? Barcelona'yı kurtaran bence Real Madrid'in kötü de gidişatı ligde. Son bir görüntümüz var. Almanya Ligi'nde Stuttgart Werder Bremen, Tayfun Korkut'un çalıştırdığı Stuttgart. Bilmiyorum kaleciyle sonra nasıl aralarında bir diyalog geçti ama Nihat bir bak pozisyona lütfen. Taç atışı kullanılıyor. Kalecisiler aslında o sırada oyundan biraz kopmuş.
Sonra topa dokunuyor. Dokunmasa gol olmayacak. Çünkü taçtan gol olmaz. Böyle bir garip bir durum. Ya sevgili Nevil, o an kaleci top taştan geldi. Yok geri pas atıldı. Tutmayayım, dokunmayayım. Zaten gol olmayacağı düşünemez. O ara ayakkabısını bağlıyor kaleci. Evet. Ben orada taçı atanı suçlarım yani. Daha dikkatli. Çünkü atacağın yere bakmıyor musun? O an kaleciyi görmüyor musun? Evet. Ama kontrol edememesi de ilginç. Hani o adrenalin o kadar panik yapmış ki topu bile kontrol edemiyor. Taştan gelen yavaş bir top sonuçta değil mi? Elle atılmış. Yani, bir daha bakalım. Baktığında çok sert değil. Demek ki bu kaleciye fazla geri pas atmayacaksın. Tayfun Hoca uyarsın savunma. Geri pas atmayacaksın, taştan bile pas atmışlar. İlginç evet. Bir pozisyonu var. Evet, Stuttgart verdi. Ne olursa olsun Stuttgart da bu arada bu maçı kazandı. 2-1 bu hataya rağmen kalecilerin hatasını kapatmayı başardılar. Nihat Kahveci çok teşekkür ederim. Yine teşekkür ederim. Bu stüdyoya ağırlamak isterim bir başka 90 Artı programında. 90 Artı'dan bu haftalık, bu akşamlık bu kadar. Haftaya pazar gecesi 23.30'da yeniden karşınızda olacağız. Görüşmek üzere.